ve çelişkilerle konuşuyorum. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. Bir parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Gerçeklerin ortaya çıkması için canlı başlı mücadele etmeyi sürdürürsünüz. Teşekkürler, selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz. Birazdan selamlaşacağım. Burada Mersinli iki kız kardeş, biliyorum çok üzgünler. Bir seyircilerimi selamlayayım, merhabalaşayım, sonra elimden geldiği kadar sizlere yardım edeceğim. Hoş geldiniz, başının üzerinde yeriniz var. Çok üzgünler. Show TV ekranlarında programınızla, Vazgeçme programıyla sizlerle karşınızdayız. Sizlerin karşısındayız. Son dakikaya kadar çalıştığım ve 20 saniyede yeni yetiştiğim için biraz nefes nefeseyim. Özür diliyorum sizden. Emekli cinayet büro polisimiz Orhan Kemiksiz'le birlikteyiz. Selma Hanım bazı görüşmeler yaptığı için şu anda bizimle birlikte değil. Avukatımız Selma Yıldız'la birlikte bize başvuran ailelere gerçeklerin ortaya çıkması için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ben ve ekibim hem burada hem ekran dışında da öyle. Son saniyeye kadar çalışıyoruz. Yine de çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anne burada, Turcen, Halil burada. Bodrum'dalardı, gittiler. Söz verdikleri gibi geldiler. Elleri dolu gelmiş çünkü evde bazı eşyaları getirmişler. Doğrudur. Birazdan onların ne olduğunu ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Bu arada sevgili Turcen'cim, ay nefes alayım. Tamam sevgili Turcan'cığım, cezaevi bir tane cezaevi arkadaşına daha biz ulaştık. Evet. Onun yine cezaevinde seninle ilgili söylediği bazı iddialar var. Evet. Onlar hepsini duymaya hazır mısın? Evet. Tamam peki, onlara da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Nazlı burada değil, gelinleri evet. Bodrum'a gitti, oradan canlı yine katılacak. Efendim canım, bir şey mi söylemek istiyorsun? Ya ben herkese açığım. Herkese açığım diyor. Tamam. Sevgili Nazar Cankurt, sevgili Nazar burada. Ben Balıkesir'de, 19 yaşındaki sevgili Nazar. Balıkesir'de Atakan ve onun arkadaşları tarafından bir oyuna düşürüldüm. Özellikle Atakan kız arkadaşından biliyorsunuz intikam almak için benimle zorla istemeden birlikte oldu dedi. Orada bazı çok önemli gelişmeler var. Öte yandan Nazar'ın da hem şaşıracağı hem de sevineceği hem de kızacağı iki konuk var. Birazdan onlar da canlı yayında burada bizimle birlikte olacak, konuşacağız. Sevgili Kader Hanım, canım benim. Yani Kader Hanım İstanbul'da biliyorsunuz yaşıyor. 25 yaşındaki kızı 8 Ekim Cumartesi günü İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir AVM'nin terasından atlayarak yaşamına son veriyor. Annesi de diyor ki Gülnaz Hanım da bugün, hatta o sırada vefat ettiği sırada üzerinde olan siviş şörtle beraber gelmiş. Çok üzgün. Benim kızım hayatına son vermeyecek biriydi. Zaten sosyal medyasında da bunu görüyoruz. İnanılmaz hayat dolu bir kızdan bahsediyoruz. Nişanlısı Berkan onun hayatına bir anlamda ölüme sebebiyet verdi diyor. Çok da üzgün. Bütün iddiaları konuşacağız. Berkan cevap hakkını kullanabilirsin. Annen Sevda cevap hakkını kullanabilir. Birazdan birlikte olacağız. Konuşacağız bütün bu iddiaları. Ve Mersin'den gelen, Silivke'den gelen evet. Fatma Hanım'la Nermin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok üzgün olduğunuzu sizin de biliyorum. Allah size de sabır versin. Başınız sağ olsun. Allah yakınlarını sağ ol. Kaybedenlerin. Şimdi sevgili Nermin Hanım'ın oğlu Mustafa Topal, 36 yaşında. Evet. 6 yıl önce hayatını kaybediyor. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor. 21 Temmuz sabah 7 saatlerinde işe gitmek için evden çıkıyor. Bir daha dönmüyor. Bir ay sonra cesedini buluyorlar. Çok ilginç şekilde buluyorlar. Onlar diyorlar ki biz birkaç kişiden şüpheleniyoruz. Oğlumuz öldürüldü ve oraya bırakıldı diyorlar. Yine Mersin Silifke'de olan bir olay. Hepsini konuşacağız. Sizle yaptığımız röportajı sevgili Fatma Hanım, sevgili Nermin Hanım ekranı getirelim. Sonra hemen sizle konuşmaya başlayalım. Olur mu? Gelsin ekranlara lütfen. Oğlum nerede diyor, oğlum öldüreceğiz diyor. Ölümle tehdit ediyor musunuz sürekli? Ben oğlumun katillerin çıkmasını istiyorum. 6 sene önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Mustafa Topal'a ne oldu? 3 gün içinde oldu bu olay. Bir ay yaradık. Bir ay kaybetti. Temmuz'un 21'inde gitti. Ağustos'un 20'de burada 21'de haberi kondu. Kim buldu peki? Bu çoban buldu. Çoban da demiş ki ben burada bir ayda da var gittim. Hiç görmedim bu cenazeyi. Kendi insan telefonunu niye blok ettirsin? Elden aşağısını diyor, kurtlar köpekler yedi.
heybedeki, motorun heybesindeki yemi yiyeceği neden kurt köpek yemedi? Sade yani cesedi yedi. Yalan, zaten oraya getirip de taktıklarında kimse yani belden aşağısı zaten yoktu bence. Bir de ipin üstünü bağlamamışlar. Rahmetli 1.80 boyundaydı. O budağı şöyle tutmuş olsa o budağı tutardı. İpin bir de üst başı bağlı değil. 70-80 kilo bir kişi o ip tiremez de o budak kırılır, bir kel kör budak yani. Yeğenimi ölümle tehdit ediyormuş. Gelin zaten istemiyordu. Gelin önce kardeşimi alacaktı. Ben olmaz dedim. Kardeşimi alamadığı için yeğenime kendini yamadı. Kız çok fena, gelin çok fena. Abdullah abimi aramış rahmetli. Dayı demiş, bu kadın sürekli benden para istiyor. Parayı vermezsen seni öldürürüm demiş. Abimin baldızı görmüş. Allah bir çekişiyormuş, bir çekişiyormuş. Seni öldürmedikten sonra benim demiş gözlerim açık gitsin. Hani ölümle tehdit ediyormuşsunuz sürekli. Buna koru komşu da hep şahit. Acılı anneyle teyze gelinleri ve ailesini suçladı. Osman'ın karısı geldi. Oğlum nerede dedi? Oğlum öldüreceğiz dedi. Niye öldüreceğiz oğlumu? Oğlum dedi, parayı bilmiyor bizi parayı dedi. Parayı öldüreceğiz oğlumu dedi. Dedim ki bacana anam, benim oğlanı nerede öldürdünüz? Nerede eliniz vardı öldürdünüz? Yazık dedi, yazık dedim. Varırsam diyor seni satırla yerim diyor, satırla diyor. Katil sensin. Kimse diyor katil sensin. Hatta bir şeyin başı sensin. Öldürdüler, çürüttüler, astılar. Bir de diyormuş ki yeğenimin kocasına bu işlere burnunu çok sokma. Seni de götürürüz diyorlarmış. Tümer, Ertan, Osman, bir de karısı Şükran. %100 bunlar katil. Ben oğlumu katillerin çıkmasını istiyorum. Benim oğlumu kim öldürse katillerin çıksın ortaya. Ben dayanamıyorum. Bu katilleri çıkaralım ortaya. Evet, Mersin'den Silifke'den geldi ki kız kardeş Fatma Hanım'la Nermin Hanım. Fatma Hanım teyzesi çok daha duygulu. Herhalde yeğeninize çok düşkün müsünüz anladığım kadarıyla? Ben büyüttüm değilim benim onu. Ablamın bir doğurduğu kadar hakkı var. Ama onu hep ben büyüttüm. Ay siz büyüttünüz. Evet, o zaman küçücüktüm ben. Hep ben büyüttüm yerlerimi. O kadar masumdu ki. O kadar yani ne bileyim. Saptı ki Mustafa şuraya gel. Orada beni dövecekler mi, kesecekler mi, asacaklar mı demezdi. Hemen gelirdi. Aklımda hiçbir kötülük yoktu Didem Hanım. Hayatta geldi geldi. Sade bir de var. Bir de bir şeyden kuşkulanıyoruz. Görmeyici olduğu hepsini... bir şeyi gördü benim yeğenim, o yüzden öldürdüler yani onu. Diyorsunuz ki Mustafa mermercilik yapıyormuş. O gün işe gitmiş, görmemesi gereken bir şeyi gördü ve onu ortadan kaldırdılar diyorsunuz. Bir ay falan önce. Tamam, dur hepsini konuşacağız. Bu arada Orhan Bey bugün çok üzgün. Çünkü bir meslektaşını, maalesef meslektaşı şehit oldu. Bir emniyet mensubu şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir cinayetle ilgili olay yerine gidiyor değil mi? İsmi neydi evet, Orhan Bey? Alimler. Çok büyük, gerçekten ailesine sabırlar diliyoruz. Birlikte çalıştıkları meslektaşı bir cinayet sanıklarıyla ilgili gidip orada çatışma çıkıyor. O sırada çatışma çıkıyor. Silifke nerede? Silivri'de oluyor olay. Allah sabır versin gerçekten. Aynen, şimdi Mustafa'yı Nermin Hanım doğurmuş ama asıl anneliği siz yapmışsınız. Evet. Şimdi nasıl kayboldu? Kim anlatmak ister? Ben anlatayım. Siz anlatın. Ablam ben çok yani yıprandı 6 yıldır Didem Hanım. Ay canım benim ya. Ben o zaman 6 yıl önce oluyor evet, olay. Silifke'de yaşıyorsunuz. Evet, 15 Temmuz'da olduğum bir de. Ben o zaman Mercan'ın koyunda oturuyordum. Mercan'ın kiracısıydım Garede Deli'de. Gerçekten. Evet. Aa, bizim Rukiye ile Mercanlar falan. Evet. Evet. Ondan sonra ablam bir gün dedi ki, gülüm dedi, Mustafa yok kız deme abla. O nasıl olur? İşte yok abla gidin dedim, bir şeye verin. Ablam iki gün sonra haber oluyor. Gelin gidiyor, şeye varıyor, Çivlik Karaoğlu'na varıyor, ora bura gidiyor. Bir gün abim diyor ki, Kebendeki abim, abla oğlum diyor yok diyor kaç gündür, niye bakmıyorsun? Mustafa normalde evli. Mustafa normalde evli, alt üstte oturuyorlar bunlar. Annesiyle alt üstte oturuyor. Evet, ablanın aşağıda haberi olmuyor. Ha, o kadar altta oturuyor, çocuğun haberi, ya haber vermiyorlar mı sana Nermin Hanım? Yok, acaba. Ya çocuğun oğlun nereye gitmiş, ne olmuş, yok, nasıl kaybolmuş? Hiç istemiyorlar. Hiç haber vermediler sana. Hiç haber vermediler. Ay tatlım benim ya. Gelinleri gitmiş, çıtlıklar oğlunu hep gezmişler, gelmişler. Ya, gelin gidip geziyor, işte kocasını arıyor sözü bana. Bana istemiyorlar, onunla gelme. Üst katta oturuyor. Oturuyorsun. Evet, o üst kat, ben alt kat oturuyorum. Niye o sana haber vermiyor? Hiç haber vermiyor. Altki ben de oğlan var. Ya senin oğlun bir aydır kayıp, ortalıklarda hayır, iki gün önceden kayıp. Ha, iki gün önceden. İki gün önceden kayıp.
Oradan kebende abim var, gelinin de dayıyla yiyen bunlar bacanaktı. Abla diyor oğlun yok işte. Ulan nasıl olmaz benim oğlum? Ablam işte yani kötü bir şey konuşmuş. O ondan sonra da bir varsam diyor seni Tahra'yla kıyarım ha diyor, haberin olsun diyor. Kim diyor bunu? Abim. Aa. Gelinin yani eniştesi. Bacanak dayı. Yani yeğenle dayı. Yeğenle dayı. Evet. Ondan sonra ablam gel gidiyor işte 14 gün geçiyor, ablam gel gidiyor yine de kayıp ilanını veriyorlar. Aha. Oradan gazeteye verelim diyor. Arıyorsunuz ama bu arada her yer evet, aranıyor. Arıyoruz ama hiç yani hiç o yok. Zamanda da 15 jandarmamız yok, askerimiz yok, filanımız yok. Hiç kimse ilgilenemedi. Deme bir tarafları aradık taradık, yok. Hiçbir yerde Mustafa yok. Ondan sonra... Bu ölü bulunduğu yere kadar da gittiniz mi? Oralara evet, baktınız mı? Evet ablam oraya kadar da gitmiş. Onlara baktık hep. Hep baktınız yani evet, bir yerde. Evet bakıldı. Onlara hep bakıldı. Şimdi çok ilginç sevgili izleyiciler. Kayboluyor. 21 Temmuz sabah 7'de işe gitmek için evden çıkıyor. Bir daha kendisinden haber alamıyorlar. 20 Ağustos tarihinde de Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık bir arazide ceset ağaca asılı bir halde bulunuyor ama korkunç bir halde bulunuyor. Şimdi birazdan ben size olay yerini de göstereceğim. Ayşegül muhabirimiz Ayşegül, şef kameramanımız Tamer gittiler oraya. Şimdi gidince yani görünce daha net anlayacaksınız. Yani ceset başka bir yerden sanki oraya taşınmış gibi duruyor. Bazı iddialar da var şimdi cesetle ilgili. Onların hepsine geleceğiz ama kaybolduğunu nasıl fark ediyor eşi peki? Eve mi dönmeyince mi fark ediyor? Şey, şimdi iki sabah, gün anneye... Sabah mermere gidiyor. Tamam. İkindin bunlar zaten planlı bir şekilde oldu Didem Hanım. Ya bir garip durumlar var ben söyleyeceğim birazdan ondan onları. Ondan sonra işte akşam oluyor yani akşam ezanı onda hemen eniştesini arıyor, kebeni arıyor, keben köyünü. Enişte işte Mustafa gelmedi. Hemen apar topar yani bir telefon açın bir ne bileyim yola düşün. Hemen gidiyorlar direktmen Çivlik Karaoğlu'na haber veriyorlar. Tamam. Ondan sonra işte ablama seslenmiyorlar. Ablam iki gün sonra abimden alıyor haberi. Ondan sonra diyeceğim gelin ablam 14 gün sonradan şeye gazeteye veriyor. Diyor ki daha 5 gün oldu oğlum diyor kaybolalı. Gazeteye niye veriyorsun oğlunu gelin diyor. Gelin mi diyor? Evet gelin anında diyor. 5 gün. 14 gün düşünsene, gazete o kocan kaybolmuş. Şey, anında verirsin yani. Şey gazete Allah. Yanımızda. Gazeteyi de gösterebiliriz. Allah Allah. Peki sonra nasıl bulundu Mustafa? Sonra nasıl bulundu işte. Nerede bulundu? Oraya bak, oraya bak, oraya bak. Diyormuş ki bu Osman falan keşke ölüsü bulunur diyormuş. Kaynası Osman kimdi? Diyor. Osman kimdi? Kaynı. Kaynı. Evet. Öyle mi? Kaynanası diyormuş keşke geberse kızım kurtulsa. Aa. Evet çocuk geçilerini satmayacaktı. Bir günde zaten 5 ay hamileliğinde yattı. Tamam dedik. Yani çocuk susuz kalmış, serum falan bağlandı. Ver canım benim. Gazete ilanını mı gösteriyorsun? Evet. Ay ver tatlım benim, canım benim ya. Tamam, evet. Ondan sonra neyse doğum yaptı. Doğumdan sonra... Buna bakarım ben sonra. Ben de kalsın bakarım. Hafızayı kaybetti. Kim hafızayı kaybetti? Gelin. Ondan sonra çocuk davarı sattı. Bir günde hafıza yerine geldi. Hepsini kebendeki ablasıyla, abimin hanımıyla ikisi birlik oldular. Evet. Davarı sattılar. Davarı satmışlar. İşte abim demiş pazar arabası alacak dolaplı. Parayı o istiyor. Babamın kredisi var. Babam istiyor. Bu karış çocuğa basmışlar yani baskıyı. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu hayvanları ölmeden önce mi? Ya da öldürülmeden evet, önce mi? Evet hayvanları. Önce satıyor. Önce satıyor. Para diyor ondan sonra delleniyorlar. Para ne kadar bir paradan bahsediyoruz? 18. 6 yıl öncesinin 18 bin lira falan. Az para değil ya. 18 bin lira. 6 yıl önce. Ondan sonra diyor ki. Enflasyon da yok bu kadar. Parayı tamam. Vermezsem kardeşlerime dövdürttürürüm. Öldürttürürüm. Bilmem ne yaparım. Bir bunu gün, gelin mi söylüyor? Evet, gelin. Evet, evet. Bir gün çocuk gelmiş. Bir şey söyleyeceğim. O hepsini konuşuruz ayrıntılı ama. Sonra gelin o paraları alıyor mu? İşte gelin ondan sonra sıkıştırıyor. Abime diyor ki bir gün ağlıyor. Abi diyor, dayı diyor. Bu diyor kadın benden sürekli para ister. Vermiyor, vermezsen seni öldürürüm diyor. Aa. Öldürttürürüm diyor. Ulim sana zamanda alma dediydik. Almayacaktın ben ne yapayım demiş abim. Ağlamış telefonu kapatmış. Devir kosu günü ablam gül o zaman hastanede yatır eniştemin ayağı şurada kesik. Ondan sonra geliriz ama şimdi şimdi bu para en sonunda bana bir şeyi söyler misin? Onu bir öğreneyim sonra ayrıntısını öğreniriz sevgili Fatma Hanımcığım. Bu paraları gelin alıyor mu? Para zaten hiç
çıkmadı ortaya. Para çıkmadı. Para ortaya çıkmadı. Hayvanlar çıkmadı. Satılmadı mı? Hayvanlar satıldı. Para alındı. O para hiç ortaya çıkmadı. Peki hayvanlar satıldıktan ne kadar süre sonra kayboluyor bu çocuk? Hayvanları sattıktan sonra işte 15 gün sonra mermer fabrikasına katıyorlar. Ondan sonra mermer ondan sonra ortadan kayboluyor ondan Mustafa. Ondan sonra çocuk gitti, 15 gün falan çalıştı. Biz gittik MOBESE kaydına falan baktık. Şeyden, Çamdüzü'nden, petrolden geçmiş, oradan sonrası iptal. Peki. Yok. Yani şöyle bir ay sonra da bir ormanlık arazide. Şimdi ben olay yerini size göstereyim sevgili izleyiciler? Bir görelim beraber olay yerini. Yani gerçekten çok ilginç. Özellikle ölü bulunduğu yer. Gelsin ekranlarınıza lütfen. Oğlum nerede? Oğlum öldüreceğiz. Ölümle tehdit ediyor musunuz sürekli? Ben oğlumun katillerin çıkmasını istiyorum. Vazgeçme. 2016 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Mustafa Topal'ın peşinde Mersin'e gitti. 21 Temmuz 2016'da evinden çıkıp sabah saat 6 sularında çalıştığı mermer dükkanına giden 43 yaşındaki Mustafa Topal'dan bir ay o dönem haber alınamamıştı. Bir ay sonra Mustafa Topal'ın cesedi işte burada görmüş olduğunuz dala asılı bir şekilde bulundu. Olay diye geçti fakat Mustafa Topal'ın belden aşağısı yoktu. Mustafa Topal burada bulundu. Yanımızda Mustafa Topal'ın kuzeni Gökhan Topbaş da burada. Olaydan ne kadar süre sonra buraya geldiniz? Cenazeden sonra geldik. Hani telefonu kayıptı. Telefonu çıkmamıştı üzerinde. Telefonunu aradık 5-6 kişiyle birlikte. Bulamadık. Daha sonra asılı olduğu yerin altına geldik. Hani toprakta kemik parçalarını gördük. Birkaç tane dişi dökülmüştü yere. Onları aldık, poşete koyduk, annesine teslim ettik. Dişler tam olarak nerede bulundu? Şurada yerde. Mustafa Topal o ağaca nasıl asıldı? Tam olarak nerede asılı? Tam şu budağın hemen ucunda. Budak zaten onun ağırlığına meyillenmiş. Yukarıdan ona göre eğilmiş aşağıya doğru. Kaç boylarında Mustafa Bey? 1.80 falan. 2 metre boylarına yakın olan bir insan. Buraya asılı olsa nasıl taşır yani? Ya şu en azından şu dibinden kırılırdı. Kendisi çıksaydı şu ağacın bedenindeki kabukları sıyrılırdı. O bile yoktu. Hiçbir tabure, ne bileyim, taş yokmuş. Üzerine çıkıp da kendini... Motor oradaydı. Yani oradaymış. Motorun üzerinde heybesi. Ve artı ölümden çok korkardı. Kendini de öldürebileceğini hiç düşünmüyorum ben. Mustafa Topal'ın cenazesi bir ay boyunca neden bulunamadı? Cansız bedenin olduğu yerden bir motorunun olduğu... Yeri. Bakalım yakınlığa. Altı adımlık uzaklıkta zaten buradan bakınca da cenazenin olduğu ağaç aradan gözüküyor. Cenaze bulunduğunda burada çok alkol şişesi falan bulunmuş hani. Akşamları gelmişler, oturmuşlar. Buraya gelenlerin şu mesafedeki, şuradaki asıl olan insanı görmesi lazım. Hani bir ay boyunca burada durduysa orada hem o cesedi görürlerdi hem de buradaki motoru fark ederlerdi. Cenazeyi bulan bir çoban var. Nasıl buluyor onu? Nasıl fark ediyor? Keçi otlatırken. Köpekler kokuya geldiği için bir şey mi var diye köpeklere bakmış. Hani cesedi görmüş zaten. Daha önce de hayvanları burada otlatıyor muydu? Ya genellikle otlatmış evet. Görmüş mü hiç? Hayır. Yani çok korkunç bir şekilde bulunuyor tabii Mustafa bulunduğu sırada. Bedenin alt tarafı tamamen hayvanlar tarafından evet. Yenmiş. Ağacı da gördünüz. Tabii 6 yıl öncesinden bahsediyor. İnce olmalı İnce. Diye tahmin ediyorum. Ya biz uzun boylu bir adam mıydı? Ne kadar evet, çocuktu? 1.80'di. 1.80 boyu vardı evet, yani. Evet. Kilolu muydu? O sene çok yani çok sıkıştırmışlar, çok dövmüşler. Birinde çocuk çırpınmış. Babamı demiş, dayım gibi öldürüyor, gelin demiş. Abim demiş ki kebendeki abim. Ya yalan söylüyor o çocuk demiş. Hep yalan konuşur demiş. Kim dövmüş Mustafa'yı? Biri mi dövmüş? Kayınları dövmüş. Evin içinde. Kayınları dövmüş. Sürekli dövüyormuşuz zaten çocuğu parayı vereceğim diye. Allah Allah. Biz hastaneye evet. Gittiydik. Arkadaşlar yazar mısınız? Kayınları sürekli dövüyorlarmış iddia tabii kimse tırnak içinde. Kimse öldürmedi. Siz kimden şüpheleniyorsunuz? Kayınlarından karısından kimse yok. Hiç kardeş.
O cenaze oldu. Ondan sonra köylü hep sırtını döndü. Hiç kimseyle konuşamadı. Hem de anaları köye varmıyor. Silifke'de bir gün bir kızının yanında, bir ay oğlunun yanında, bir gün Keben'de, üç gün Değirmendere'de. Nerede bu? Kilosu nasıldı? Kilosu 80 kilo kadar falan vardı. Önce öldürdüklerinde onu taşıyamadılar. Öldürdüler, bir yere soktular. Çürüttüler, belden aşağısını götürdüler, attılar. Şimdi otopsi raporunda da sevgili izleyiciler, tabii cesedi asılı halde bulunuyor ama ölümü şüpheli olarak geçiyor. Çünkü neden? Şimdi dişlerin dökülmesi şüpheli olarak bulunmuş. Böyle dişleri dökülen yani kişinin ya yaşlı olması gerekiyor, bir sağlık problemi var mıydı? Yok yok yok. Dişleri kendi dişi sağlam. Ağrı kesici içmezdi benim yeğenim. Bir şeker hastalığı var mıydı? Yok, hiçbir şey yok. Bir şeker hastalığı da yok. Gerçi Ağustos ayı ama yine de yani hiçbir rahatsızlığı olmayan bir insandan bahsediyoruz. Öte yandan telefonu ortalarda yok. Evet, yok, telefon yok. Para var. 600 para çıktı. Kimlik çıktı. Para yok. Bir de çakma üstü pembeydi. Altı da pembeydi. Ortası beyazdı. Ha. Orada bir kan gibi bir şey varmışmış. O çakmağın yerine bir yeşil çakmak koydular sonra. Şimdi kendi hayatına son verenlerin işte ilgili bazı teknik bazı bilgiler var. Onu da şimdi paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi boynunun sadece tiroid kemiğinde kırık var. Asıllarda da genelde hiyoid kemiği de kırılır. Hiyoid kemiğinde bir kırık yok. Dolayısıyla sanki başka bir yerde sizin dediğiniz gibi öldürülüp oraya götürülüp asılmış gibi duruyor. Didem Hanım, ben hislerimde yanılmam. Hissiyle biz tabii daha bilimsel de konuşalım ama. Yanılmam. Öldürdüler benim yeğenimi. Öldürdüler. Çürüttüler. Taşıyamadılar. Belden aşağısına attılar. Çünkü bizi o karısını getirdiler, taktılar. Ama katiller de apaçık ortada. Karısının adı neydi? Şükran. Ben abimin yanına vardım geçen yıl Zeytin'de. Ben dedim ya Didem'e çıkacak. Abimin katil değilse de abim bu işi biliyor ya. Allah için biliyor abim bunu. Biliyor çıksın. Dayısı neden bu işin içinde olsun? Yani sizin onlardan abiniz... korkuyor çünkü onu da öldürecek. Onu da öldürecek kayınları. Abim yıllar oldu. Benim ile yaşıt gelin. Dayı yeğen aynı yerden mi kız almışlar? Niye? Aynı. Dayı bacanaklar bunlar. Hem dayı hem yeğen hem de bacanak. Aynı bir evin bir kızını aldılar bunlar. Dayı da bir başka bir kızı alıyor. Ya kız ablasını alıyor ablasını gelinim. Ablasını alıyor. Aa öyle mi? Aa, evet. O zaman. Evet. Yani diyeceğim neden bu telefon blok oldu? Neden ulaşılmadı bu çocuğa? Kimlik çıkıyor, cüzdan çıkıyor. Neden bu telefona birdenbire kullanılmamazlığa geçildi? Peki kayınları ya da karısı Şükran neden öldürsünler Mustafa? Para için. Para için. Bir de yani rahmetli belki de görmeyici olduğu bir şey gördü. Ondan yani şey yaptı yeğenim söyler diye sakıdı yeğenim çünkü. Rahmetliğin ağzında yani baklasla ya ablasıyla ilgili görmemesi gereken bir şey gördü. Evet. Karısının daha doğru baldızıyla ilgili görmemesi gereken bir şey görmüş olabilir diyorsunuz. Ya da karısıyla ilgili görmemesi gereken bir şey gördü. Ya da başka bir şey gördü görmemesi gereken. Ama çok manidar. Şimdi iki kız kardeş buraya geliyor ve diyorlar ki Mustafa bir cinayete kurban gitti. Ve abim de bu işin içinde diyorsunuz. Abinizin de bu şekilde susması ve konuşmaması çok manidar bence. Abim o tarafta abimin böyle şurası halkayı geçirirler yoksa çekiverirler abimi de öldürürler. Abim biliyor bu cinayetin ne olduğunu. O eskileri dedi bana. Beni evinden def etti, kovdu. Hangi eskilerden bahsediyor? Abin hangi eskilerden bahsediyor? Ben işte dedim katillerini çıkaracağım dedim. Evet. Diyor ki o eski defterler gündeme gelmesini istemiyor. Evet. Yağmur'da beni kovdu evinden. Yağmur'da düşmanı kovmaz evinden. Onun yeğeni niye bu? Kaç yaşında senin abin? Abim 71'li. 71 doğumlu. Evet. 68'li ve babam küçük yazdırık 71 doğumlu. Nermin Hanım oğlun nasıl biriydi? İyi bir insan mıydı? Nasıl İyi, hiç öyle kötülüyor. Kimseye bir kötü söz söylemedi. Hiç. Geliyor dedim gelirdi ama ağzında hiçbir şey durmaz. Bari de şimdi hastanede yatırdı. Hastanede yatırdı. Geldi böyle ikinci gün batıp ikine geldi. Çalışmış vardı. Ana dedi ağladı ne yalan oğlum dedim. Ana avrat para istiyor ne yapayım dedi. Ben
ben dedim oğlum parasını ver gittin evden dedim. Tamam. Çıksın gitsin dedim. Onunla geldim gelirmiş değilmiş rahmetli. Gitti o gittik ya işte öldürmüşü sokmuşlar ya. Geldi. Sen parayı ver gelin giderse gitsin mi dedi? Gittin dedim ya bir parayı ayrıl gittin demiş dedi. Ablam yani. Gittin. Cunku evine bucağına sahip değil kadın. Peki kayınları falan geldi mi herkes cenazeye? Kimler katıldı cenazeye? Hiç karışmadılar. Hiç gelmediler mi karışmadılar mı? Hiç karışmamışlar. Şükran gelin. O da evden gitmedi. Cenaze de giderken dedi ki bu kız Mustuk, Mustuk dedi, kara kızını nereye koyup gidin? Öteki oğlan, öteki oğlan diye o da çocuğu değil mi bu da çocuğu? Mustuk, Mustuk dedi, kara kızını nereye koyup gidin diyor. Hı. Çocuk kayboldu. Üç gün sonra ayakkabısını balkondan aşağı attı, ta oraya attı babacığın ayakkabıları çocuğun. Ayakkabısını terleri fettirdi avrat. Allah Allah, ben doğru mu anladım Fatma evet, Hanım? Evet, ayakkabısını yani, falan ikinci kattan hep atmış ablamın evine onu. Attı. Kaybolduktan sonra mı evet, bunu yapıyor? Evet, evet. Ama evet, daha belki dönüp gelecek, niye ayakkabısını atmış? Üç günde, evet. Üç günde attılar. Bile bile bunlar hep düzenli. Düzenli. Bir de yeğenim kaybolduğu gün Tarsus'ta oturur abisi Tümer. Tümer sabahın köründe neden Silifke'de? Neden Silifke'de? Kimin abisi? Şeyin Şükran'ın abisi. Evet. Gelin abisi. Aa, sabahtan. Evet. O gün bir de o Osman... Kemal amcam var rahmetli. Onun tamam. Bir oğlu var Yüksel. Hı hı. Oraya varmış. Gömleğinde kan varmış. Ne ölen demiş Osman'ın de kan ne demiş. Ya demiş bir yere vardım çebiç aldım da demiş. Ondan bulaştık hani inanmazsan arabaya bak demiş ama ondan sonra duramamış. Yüzüme zük atmış ondan sonra da durmamış gitmiş. Peki bize bir Silifke havası getirdiniz ama yani üzgün rüzgarlar getirdiniz. Rukiye'den sonra sizi, Mercanlar'dan sonra sizi konuk ettim. Yine bir Silifke havası aldık sizden. Ben elimden geldiği kadar bütün iddiaları masaya İnşallah. Yatıracağım. İnşallah. Ekibim de şu anda orada çalışıyor. Ama ben Şükran'ı dinlemek istiyorum. O sizin, senin abin de öyle keza. Diğerleri de öyle. Bakalım onlar ne diyecekler. Sonuçta biz Mustafa Topal'ın şüpheli ölümüyle ilgili dosyayı açtık. Bakalım dosyada İnşallah. Nelerle karşı karşıya İnşallah. Kalacağız. Kurban olurum sana. Ay canım kurban olurum lütfen. Elimden yani çok, Orhan Bey de diyor çok evet, şüpheli bir bölüm. Elimden gelen her şeyi yapacağım ama daha sonra iş jandarmada savcılarımızda inşallah gerçekler ortaya çıkacak. Bir de komşularımdan selam getirdim. Aleyküm apar selam. Topar geldik. Aleyküm selam. Bütün Mersin'e de Silifke'ye de sevgilerimizi selamlarımızı gönderiyoruz. Devam edeceğiz. Diğer aileler de gözümün içine bakıyor. Sevgili Nazar. Nazar bize Balıkesir'den gelip öyle şeyler anlattı ki Atakan'ın kendisiyle zorla birlikte olduğunu, bunu kendisini istemediğini, görüntülerinin çektiğini, sosyal medyada yayınladığını neler neler anlattı. Ailesinin de kendisine çok da fazla aslında sahip çıkmak istediğini ama sahip çıkamadığını da söyledi. Şimdi burada çok önemli bir konuk gelecek. Bütün iddiaları konuşacağız. Çok önemli gelişmeler var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Atakan ekranda bir atar gider yaptı ya. Bak atar yani neyse. Ya bana yakışmaz değil mi? Yapmamak lazım ama bazen de yapmak gerekiyor. Tutamıyorum kendimi. Tutamadığım için özür diliyorum sizden ama yani gerçekten tutamadığım anlar oluyor. Hele Atakan'ın cuma gününkü o rahatlığı. O rahatlığı var ya birilerine o güven yani birilerine güvendiğini gösteriyordu. Madde etkisindeydi. Maddenin etkisi ama öyle sadece o değil ya Orhan Bey. Öyle değil yani o Dila sevgilisi Dila ile beraber. Şimdi Cuma'yı bir hatırlayalım sonra önemli tanıklar gelecek yüzleşecekler. Yaptığının cezasını çekmeni istiyorum. Senin de kız kardeşin var nasıl yaptı? 19 yaşındaki Nazar, suçladığı Atakan ve sevgilisi Dila'yla canlı yayında yüzleşti. Evde durma dakikamız 20 dakika. O gün ben oyun olduğunu anladım. Bana dedi ki üstümü değiştireceğim. Odadan çıktım. 5 dakika oldu neredeyse. Kapıyı tutuyorum ses vermiyor. Ben de girdim içeri. Bir baktım öyle yatıyor. Ben de çaktırmadan fotoğrafını çektim. Dila'ya attım bunu iyi peşinde diye. Durum söz konusu değil. Zaten bunlar eski sevgili. Zaten bunlar sevgiliydi yani. Dila'nın normalde gerçek sevgilisi şu an cezaevinde. Hatta bu şeyleri de izlemiş. Dila bunlar ortaya çıktığı için şu an bana bunları yapıyor. Aslında cezaevinde... Şu an Atakan'ın bu yüzden yanında. Normalde benimle şikayete geldi. Hani bu kız, bu çocuk seni dövmemiş miydi? Arkadaşım diyorum hala sevgilin diyorsun. Bu sevgilisiniz sen de yalan mı atıyorsun? Senin arkanda kim varsa... Anladın mı? Sana bu oyunu kim yaptırıyorsa hepsi... Ben buradan bir şey demek istemiyorum. Ayrıca herkes ya. Ayağını denk alsın. Ablamın teki, ben eskiyle ispatlı kanıtlı konuşuyorum. Dila'nın telefonundan ben bu kızla konuştum. Hani o konuşmaları öyle bakıyorum. Ondan sonra devam bir dakika. Atakan ve Dila'nın iddiaları
Nazar'ı çıldırttı. Atakan'ın ablası Buket ve Nazar'ın mesajlaşması. Madem öyle, sen hiçbir şey yapmadıysan bu kız çocuğuna, senin ablan, manevi ablamın ne olduğunu bilmiyorum ama Buket neden Nazar'a bu mesajları yazıyor Atakan? Bu resim olayı falan, çocuğu tutuklayacaklar. Bak Nazar diyor, bu çocuk tacizden tutuklanırsa biz bunun altından nasıl kalkacağız? Kurbanın olayım şikayetini geri çek diyor. Kız hamileyim diyor ona. Yalvarıyor. Yalvarıyorsa da yalan söylediği için ve ifade yap. Orada kendinden büyük birinin ya. Düşürken fotoğrafı da var. Açın da onu da izleyelim. Lan öyle bir şey gelsin. Ya Atakan'ın böyle bir şey yapmadı. Sen bundan şikayetçi olmadın mı? Dönmedi mi? Şimdi Nazar'ın iddiası şuydu. Aslında sevgilisi Dila'dan intikam almak için etrafındaki kızlarla Atakan birlikte olup onların görüntülerini çekip Dila'ya gönderecekti. Bütün amacı buydu, öyle anlaşılıyor. Nazar'la da bu anlamda birlikte oluyor. Onun rızası dışında birlikte oluyor. Sevgili Nazar'ın iddiası böyleydi. Önce bunu sonuna kadar yalanladılar, değil mi Nazar? Evet. İyi misin tatlım benim biraz daha? Evet, İyiyim abla. İnşallah. Daha iyi ol çünkü bazı gelişmeler var, aktaracağım. Şimdi en sonunda Dila kendisinin verdiği ifadeyi göndermek zorunda kalmıştı bana, hatırlarsınız. Ve orada da şunu söylüyor, Dila bunu kabul ediyor. Yani çevrendeki bütün kızlar istese de istemese de benimle birlikte olacak. Ben de sana bunun videosunu atacağım şeklinde sevgilisi Dila'ya mesaj gönderiyor. Dila da bunu kendi ağzından emniyete zaten söylüyor. Sonrasını maalesef Nazar'ın videoları da Balıkesir'de taksicinin elinde bile var. Dolayısıyla genç kızımız çok perişan bir halde bize gelmişti. Ben sözü fazla uzatmayayım. Bir konuğumuzu çağırayım. Sen burada gör bakalım kimmiş. Bakalım neler olacak. Gelir misiniz lütfen? Anne. 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 Ağlamayacağız. Hayır. Hayır, ağlamayacağız. Hayır. Biz dik duracağız. Hayır. Hayır, biz ağlamayacağız. Hayır, kesinlikle hayır. Kesinlikle ağlamayacağız, tamam? Hayır. Hayır. Biz bir şey yapmadık ki. Hayır. Biz sadece yaşamaya uğraştık. Hayır. Kesinlikle ağlamıyoruz. Hayır. Siliyorum. Hayır. 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 Ağlamıyoruz. Hayır. Kesinlikle ağlamıyoruz. Ben yana oturun. Siz biraz bu tarafa kayar mısınız sevgili Gülnaz Hanım? Siz de o tarafa oturur musunuz rica etsem? Ha, biraz daha gelin. Evet, dikkat edin, orada boşluk var. Tamam, evet, rahat hayır, mısınız? Aşkım hayır, ağlamıyorum. Biz ağlamayı bıraktık. Ağlamıyoruz. O ne ağlasın, biz niye ağlayalım ki? Biz niye ağlayalım? Biz bir şey yapmadık. Anne kız yaşamaya uğraştık yani. Sadece izin vermediler. Oh. Bu kadar. Bizim yaşamamıza izin vermediler, bir şey yok. Ağlama, kesinlikle ağlama, hayır. Bitti, hepsi bitti. Hepsi bitti. Aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz beraber. Hepsi bitti, tamam? Kesinlikle ağlamıyoruz. Kesinlikle ağlamıyoruz, tamam? Ağlama, kesinlikle ağlamıyoruz. Ağlama. Ben ağlıyor muyum bak? Sana söz verdim, ben ağlamayacağım. Ne ağlıyor muyum? Ağlamıyorum, sen de ağlama, tamam? Gülbiye Hanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nazar dedi ki, annem dedi o naçardır dedi, sesini çok yükseltmez dedi, ama ben burada çok güçlü bir kadın gördüm. Evet. Ben de çok güçlüydüm ama... Yo, güçlüsünüz. Evet. Bırakmadılar yani. Bırakmadılar. Neden bırakmadılar, kim bırakmadı sizi? Ya kim bırakmadı? Çevremizdekiler. Yani yaşamamıza izin vermediler yani. Anne kız böyle yani, yaşayalım, kimse izin vermedi yani. Nazar maddeye nasıl alıştı, kim alıştırdı? Nasıl? Nazar'ı maddeye kim alıştırdı? Nazar'ı maddeye kim alıştırdı? Ya gittiği arkadaşları, en fazla Dilalarla, şeylerle görüşüyordu. Onlar alıştırdı. Peki siz fark ettiğinizde iş işten geçmiş miydi? Geçmişti. Yaşamaya uğraştık ama izin vermediler gibi cümle kullandınız. Ne demek o? Ya anne kız böyle yaşayalım dedik. Ama ben evet, çalışıyorum, çalışmak zorundayım. Çünkü yani başka güvencem, bir şeyim, hiçbir şeyim yok. Arkamda kimsem yok, şeyim yok. Eşinizden ayrısınız. Ayrıyım. Ayrıyım. Bir kızınız daha var. Evet. O da hamile, 8 aylık. O da 10 gün sonra Allah nasip ederse doğum yapacak. İnşallah sağlıklı bir şekilde çocuğunu alsın. Torununuzu kucağınıza alın. Peki siz tacizi ne zaman, nasıl öğrendiniz? Ben nasıl öğrendim? Ben akşamüstü işten geldim. Size başvurmuş. Kabul edilmiş. Akşamüstü işten geldim. Elimi yüzümü yıkadım.
Oturdum eve. Siz bize gelmeden önce biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Ha, bilmiyordunuz. O gün geldiği gün öğrendi. Söyledi bana kapıyı, yani utanıyorum anne dedi. Kapıyı vurdu, çıktı gitti. Aa, daha önce bilmiyorsunuz. Bilmiyordum. Ama sen bize sanki daha önce annen söylemiş gibi bize anlatmıştın Nazar. Haberim benim haberim buraya yoktu. Buraya gelmeden önce söyledim dedim. Benim buraya geldiği gün haberim oldu. Ha, geldiği gün haberim oldu. Geldiği gün haberim oldu. Benim haberim olmadı. Peki hatta annem kendi aramızda hallederdik. Neden? Şöyle bir şey dedim, onu dedim. Ama yani neden hiç, dediniz? Hiç bak, korkuyor musunuz? Hayır, korkmuyorum. Şu anlatmaya uğraşıyorum. Bir şey bilmiyorum. Anne böyle böyle oldu dedi. Kapıyı çarptı gitti. Ben de aradım. Kendi de burada. Kızım dedim, ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu dedim. Önce bir gelseydin, kendi aramızda konuşsaydık. Ben bir şey bilmiyorum çünkü hiçbir şey bilmiyorum yani. Sen peki emniyete gidiyorsun, şikayetçi oluyorsun. Onlardan hiç annene haber vermedi hiç mi? Haber vermedi. Hiç haberim neden yok. Peki Nazar? Niye annene haber vermedi? Hiç benim haberim yok. 19 yaşındaki biri için çok omuzlarına çok yük var. Bunu nasıl böyle benim yükleyebildin? Benim haberim olmadı. Benim en son dediğim Allah. Gibi yani giderken haberim oldu. Öyle Nazar. Abla anlattım, ben savcılara bile anlattım. Bana onlar inanmadı ki yani. Benim anneme babama anlasın. Onlar inanmışlardır sana da, bazı raporları bekliyorlardır. Otopsi, özür dilerim. Adli tıp raporunu bekliyorlardır. Diğer raporları bekliyor. Anlatamadım ki ya. Yüzüm yoktu. Gerçekten yoktu. Çok ağır bir şey. Buraya gelirken anlattıktan sonra çıkıp giderken anne utanıyorum dedi. Kapıyı çarptı. O gitti yani. Peki siz kızınızı bataklıktan kurtarmak için nasıl mücadele verdiniz? Ne yaptınız? Mücadele verdiğinizi biliyorum da. Zaten bu Atakan, Dila onlardan kurtarmak için bir mücadele verdiniz mi? Kızım yani benim elimden geldiği kadar, kızım bulaşma, gitme, kendi de buradadır yani, gitme, çalışma, ben senden para pul da istemiyorum, bana bir şey de getirmiyorum. Şuramız evimizde otur, ben çalışırım, gece de çalışırım, gündüz de çalışırım, ne istiyorsan bakarım ama gücüm yetmedi yani, bu kadarına yetti. Yetmedi Bilal, sen yani. Okudun mu hiç, kaça kadar okudun? 11. sınıfa kadar okudum. 11. sınıftan sonra? Lise 2'den terk. Lise 2'den terk. 3'den terk. Peki maddeye ne zaman alıştı çocuk? Ne zamandan beri okul? Okulu bıraktıktan hemen sonra. Yani kaç yaşındaydı? 17 yaşından itibaren kullanmaya başladı. Hayali varmış galiba. Size bir ev almak istiyormuş. Sadece o var. Hayali. Çünkü biz yani şöyle söyleyeyim. Kiramızı ödeyemeyip yani ev sahibi bizi görmesin diye lambaları kapatıp beraber telefonun ışığıyla yaşadık. Oo, o kadar. O kadar biz yani. Evde olduğumuzu görmesin diye telefonun ışığıyla yaşadık ikimiz beraber. Hep derdi yani, başka hiçbir şey değil mi? Anne ya benim başka yani çocukluktan beri hiçbir şey yok yani. Şunu yapayım, bunu yapayım. Sadece sana ev alacağım. Anne şey kiralarda süründürmeyeceğim. Sadece hayali budur. Eşinizden hala da söyler yani. Eşinizden ne zaman ayrıldınız? Eşimden Aralık'ın ikisinde ayrıldık. Ha, daha yeni ayrılmışsınız. Yeni ayrıldık. Ama babam bizi 3 sene önce falan terk etti. Yani bir gidişi yani 6 ay falan da önceden gitti. Toplam 2 sene olacak. 2 yıldır babanı görmüyorsun galiba. Görüyorum, abla da çok arada öyle. Sen çalışıyor muydun arada? Ne yapıyordun? Nasıl geçiniyordunuz? Çalışıyordum. Kafede garsonluk falan yaptım ben, bir sürü kafede, ama bacaklarımda problem var benim. Hı. Çok fazla ayakta durduğumda baskı uyguladığımda diz kapaklarım, ayak bileğim, orta parmağım şişiyor. Söylediğin kadar güçsüz bir kadın değil yanındaki kadın. Çok güçlü bir kadın. Çok güçlü, evet. Çok da şanslısın. Yani derseniz ki dünyaya bir daha gelirsem aynı evlatlarımı isterim. Oo canım benim ya. Başka kimse istemem. Tedavi ettirmek istediniz mi hiç? Çok istedim. Çok istedim ama kapıdan dışarı çıkamadım yani. Çok istedim. Kendi de istedi. Yani anne beni kurtar dediği günleri hatırlıyorum. Kendimi 2 tane arabanın önüne attım. Güzel. Yani çocuğumu kurtaramayıp çaresiz kaldığım hayır, için. Hayır yapma, ne olur olur mu? İyi ki buradasın ya. Ben biraz da 10 gün acilde yattım. Kimsenin haberi yok. Ne zaman oldu bu olay? Yani bundan bir sene öncesi falan. Artık çaresiz kalınca kendi hayatına çaresiz, son verdim. Yani çocuğum o durumunu görünce çaresizlikten yattım yani. Ama yaşatan Allah yaşattı. En sonunda dedim ki Gülbiyedim sana herhalde orada ölüm yok, ölüm yok. Öbür dünyada desteğin yok. Gel dedim buraya, mücadelene devam et dedim. Hala da yani çalışacağım diye yani sabah 7'de evden çıkıyorum. Akşama 4'de geliyorum. Sizi kokluyor şu anda. Çok beni çok sever. Evet, sizin kokunuz da böyle. Ben de kızım için ölürüm. Ama bu kadar geliyor elimden. Şimdi Nazar, o röportajı önce LED'e verelim. LED'de Nazar bir görsün, röportaj veren kişiyi bir gelsin ekranlara. Bak ekranda senin için kim röportaj verdi Nazar?
Gelsin röportaj arkadaşlar. Yaptığının cezasını çekmeni istiyorum. Senin de kız kardeşin var, nasıl yaptın? Bir yıldır kızı Nazar'la görüşmeyen baba Hüseyin vazgeçmeye konuştu. Benim iki tane kızım var. Biri küçük olan Nazar, büyük olan da Nazlı. Bu yaşına kadar, elimden geldiği kadar her konuda bana geldiği bütün sorunlarıyla veya günahıyla, sevabıyla neyse her türlü ben yardımcı olmaya çalıştım. Her konuda arkasındayım. Bu olayda da ne yaşamak istiyorsan, ne yapmak istiyorsan ben bu zamana kadar seçim hakkını size verdim. Rabbim bana iki tane kız evlat vermiş ve ben bu kız evlatları da elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Olmaya da çalışacağım. Didem Hanım'a da, emeğe geçen bütün herkese de, orada gönül veren, üzülen insan onları da hepsine çok Allah razı olsun. Hepinizden çok teşekkür ediyorum. Keşke daha önce bilseydim. Ölüme çare yok. Geri kalan her şeyde ne gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırım. Keşke daha önce bilseydim diyor. Ah. Keşke. Bilmiyor muyum? Nazar, baban Hüseyin'e ne söylemek istersin? Abla, geç kaldı be. Çok geç kaldı. Çünkü ben yalvardığım zamanları da bilirim. Yalvardım abla, neler dedim. Annem şahit hepsine. Kapısına gittim, kapısından kovdu. Çok geç kaldı be. Neden yalvardın babana? Beni kurtar diye. Oo, maddeden kurtar diye babana yalvardın mı? O aşkım benim ya. Şu bilgiyi paylaşayım. Birazdan çok önemli bilgiyi paylaşacağım. Hafta sonu... Balıkesir Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi başhekimi Murat Bey de sağ olsun çok yardımcı oldular. Bir ön bir tedaviden geçti kızım. Bir gitti değil mi? Evet. Bir ön tedaviden geçti. Onun arkası da olacak. Birazdan onları da bilgilendireceğim hepsini. Atakan'la ilgili gelişmeler var. Onu sizlerle paylaşacağım. Dilay'la ilgili gelişmeler var. Böyle atar gider yapan arkadaşımız şu an ne durumda? Onunla ilgili bilgileri de paylaşacağız sizlerle. Önemli bir tanık daha geliyor. O da bir gelsin. Bakalım onu da tanıyor musun? Gelsin lütfen tanığımız. Bekliyorum arkadaşlar. Selam. Tülay'ı tanıyor musun? Yok yani çok tanışmışlığımız yok ama tanır yani. Ben de onu isim olarak biliyorum, o da beni bilir. Tülay'ı, Tülay ya da otur bakayım Tülay, evet. Tülay'cığım. Tülay Pehlivan. Evet, merhaba. Merhaba. Tanımıyor musunuz birbirinizi? Tanımıyorum. Hı? Tanımıyorum da. İsim olarak belki sosyal medyadan falan tanıyor olabilirsin. İsim olarak evet. Aynen. Sen kimsin Tülay? O zaman sen kim ben olduğunu söyle. Tülay karşıya kim? Bakarak konuş. Nereye? Karşıya bakarak. Yani Nazar'ın gözünün içine bakarak tamam. Konuş. Benim adım Tülay Pehlivan. Balıkesir'de doğdum, büyüdüm. Tülay kim? Kısaca anlatayım izin verirseniz. Ben 1,5... diyelim. Evet, 1,5 sene yasaklı madde kullanmış. Evet evet. Tülay maalesef. Daha sonra hamdolsun Rabbime kendi irademle hiçbir tedavi görmeden bir seneye yakın oldu. İçmiyorum, bıraktım. Ne İstanbul'a güzel. Geldim. Temizsin artık. Çok şükür hamdolsun hiçbir tedavi görmeden. Bu yani, sana yasaklı maddeyi kim temin ediyor? Atakanlar, onlar dilalar yok, mı? Yok hayır, ben bu maddeyi içerken bu ortamlarda bulunduğum için bütün olayların hepsine ve isimlere çok vakıfım. Atakan ve Dila nasıl insanlar? Atakan benim sınıf arkadaşım. Ortaokul sona kadar birlikte okuduk. Sıra arkadaşım yani. Atakan babasını kaybettikten sonra çok afalladı. Gerçekten hani burada herkesin üzüntülerini konuşuyorsak onu da konuşmamız gerekiyor. Tamam. Ben Dila da benim yakın arkadaşım. Dila, Naz ve Nazar. Şu Balıkesir'de çok bilinen insanlar. Yasaklı maddeyle alakalı. Yasaklı maddeyi kullanıyor ve ticaretini yapıyorlar diye biliyorum. Nazar, Naz ve Dila. Nazar da mı ticaretini yapıyor? Yok, Nazar'ın ticaretini yapmadığını ben bilmiyorum. Sadece kullandığını zaten söyledi. Yok, evet. Onu bilmiyorum. Sadece Nazar'la alakalı bildiğim şey şu. Atakan'ı bu olaydan sonra, sana bunu yaptıktan sonra, isim kullanmayacağım, sadece soru soruyorum sana, yanlış anlama. Birine D harfiyle başlıyor. Ağlayarak onu vurdurmaya çalıştın mı? Ne yaptın? Atakan'ı öldürmeye çalıştın mı? Evet. Yani onu ne derler, birini böyle... Ya kendisine bunu yaptıklarından dolayı yani Atakan'ı cezalandırmak... Yani aslında arkasında biri onu teşvik etmiş. Yani Atakan'ı bu yaptıklarından dolayı cezalandırmak istedin mi? Evet, Dila bir ortam, Nazar bir ortamda bu üzüntüsünü bir dile getiriyor, ağlıyor. O sosyal medyada bu resimler paylaşıldıktan önce şunu söyleyeyim, Atakan bunu Nazar'a neden yapıyor? Atakan bunu Nazar'a neden yapıyor? Size şunu söyleyeyim. Nazar
Atakan'a tehdit ediyor. Nazar? Ne? Evet. Atakan'a ne yapıyor? Tehdit ediyor. Tehdit nasıl ediyor? Evet. Neden? Neden? Yasaklı maddeyle alakalı olup bununla alakalı. Nazar daha evvel de birçok bu şekilde olayda Balıkesir'de bulundu. Ben hepsini biliyorum. Baskınla alakalı. Efendim? Madde kullan, yasaklı madde kullandığını söylüyorum değil. Zaten. Yakalanan insanlardan bahsediyorum. Yakalanan insanlar. Evet. Ya benim zaten geçmişimde hani bu... Seni kızma. Asla öyle bir şey yok. Ben de bunu yapamam. Ama bak sevgili Tülay'cığım, şimdi sonuçta Dila'nın emniyete verdiği bir ifade var. Dila yeni çıktı zaten. Hayır, hani, orada diyor ki emniyete verdiği bir ifade var. Emniyete verdiği ifadede Dila diyor ki bana Atakan diye mesaj gönderdi. Ben senin etrafındaki kızlarla birlikte olacağım ve onlarla videolarını çekeceğim, sana size göndereceğim diyor. Atakan'la Dila'nın sevgili olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Sevgiler Dila zaten diyor. Dila zaten Ceyhun. Evet. Cezaevinde. Doğru mu? Ondan tamam. Başkasıyla olamaz. Bizim elimizde bir görüntü var. Bundan emin olurum. Sevgili Tülay'cığım, senin bilmediğin başka şeyler de. Evet. Bizim elimizde bir görüntü var. İkisinin sevgili olduklarına dair bir görüntü var. Onu gerekirse emniyette paylaşırız. İkincisi, sen benim sorumu gayet iyi anladın. Evet. Dila Atakan'dan bir mesaj alıyor. Diyor ki Atakan ona, ben senin etrafındaki kızlarla birlikte olacağım. Onlardan biri de Nazar. Videolarını sana atacağım diyor. Nazar o gün zaten gidip yasaklı madde kullandığını söylüyor maalesef. Şimdi tedavi olmak istiyor. O sırada kendi inisiyatifi dışında Atakan'ın kendisiyle birlikte olduğunu, görüntüsünü çektiğini, Dila'ya gönderdiğini, sonra Balıkesir'de herkese sosyal medyada yaydığını söylüyor. Dila da bunu kabul ediyor zaten. Beni cezalandırmak için bunu yaptı diyor. Eğer sevgili değilse. Atakan'ı cezalandırmak için yapmış. Dila peki eğer sevgili değilse Atakan'la, neden onun gönderdiği videolardan etkilensin? Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu maddeyi kullanan insan abi dediğine aşkım der. Bunun da farkındadır kendisi. Yani her şeyi yapabilir. Emsal veriyorum. Ben kendim bu maddeyi kullandığım zamanlarda annemi kaybettim. Evliliğimi kaybettim. Yani yaptım ben bunları ama ben pişman oldum. Bakın, sen kimle yakın arkadaşsın? Kimle yakın arkadaşsın? Dila'ya ben çok yakın arkadaştım. Tamam. Peki sen buraya neden geldin? Sen buraya neden geldin? Flört yaşasalar dahi hani böyle birliktelik, anlıyorsunuz değil mi? Çocuklara inanmıyorum. Tamam. Çünkü yapamaz Dila. Tamam. Sen buraya neden geldin? Ben buraya neden geldim? Atakan'la alakalı yani ismini söyleyeyim mi? Deniz. Yani kendisine bunu yaptığı için Atakan'ı cezalandırmak istedim. Bakın şimdi burada hani herkes Atakan'ın üzerine... Ne diyeceksin yani Deniz diye birine... Ağlayarak soy ismini söylemiyorum, sen anlamışsındır. Atakan'ı öldürtmek istedim. Ağlayarak ne ya, ben zaten tek bir kişinin yanına gittim bu olaylar çıktıktan sonra. Ona da evet anlattım mı anlattım. Tamam zaten onlar da Atakan'ı vuracaklarmış mesela. Hani öyle bir şey olmuş. Vuracaklarmış mı? Ben vurun mu demişim. Bana mesela yani biz konuştuk ya. Evet biz konuştuk, aramızda böyle bir konuşma geçti mi hayır dedim asla. Ben hatta Deniz'in yanında ben sizi aradım, yani ekipten arkadaşlarla konuştum. Peki, ben dedim, gidiyorum dedim. Öncelikle Nazar'ın karşı karşıya kaldığı sosyal medyada kendi bu mahrem görüntülerinin yayılması ile ilgili bir kadın olarak ne düşünüyorsun? Kesinlikle doğru bulmuyorum. Hı-hı. Kesinlikle iğrenç bir durum. Benim sınıf arkadaşım değil, annem babam dahi olsa, öz kardeşim abim dahi olsa çok iğrenç bir durum. Yani sen peki Nazar'a Atakan'ın suçu olduğu kadar Nazar yani ne şimdi şöyle bir şey benim, başka erkekler artık bu maddeyi kullanıp kızlara zarar vermesin. Kızlar da bu maddeyi kullanarak kendilerine zarar verdirmesin. Doğru. Biz zaten Nazar'ı tedavi ettireceğiz de. İnşallah. Ama sen burada gelip şu soruyu soruyorsun. Diyorsun ki sen Atakan'ı kime söyleyerek cezalandırmak istedin sorusunu sorunca doğruluyor ben zaten. De sana şunu sorarım. O zaman Atakan'la ve Dila ile bayağı diyaloğum var. Çünkü Atakan adına... görüşmüyorum biliyor musunuz Dila Ben inanmıyorum. Yok. Atakan adına geliyorsun, Nazar'ı sorguluyorsun. İnanın ki değil. Bak bu büyük bir cesaret ister. Milyonların önüne çıkıp Nazar'a sen... Bir senedir eğer ki ne Atakan'la ne Dila'yla konuşuyorsan bana bir sorun. Peki hiçbir muhabbetim yok. Sen o zaman Nazar'a neden Atakan'ı cezalandırmak istedin? O isim Deniz'di diye ne yapmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorum? Doğruları söylemek istiyorum. Yani bunun da yaptığı yanlış. Bunu nereden öğrendin? Nereden öğrendim? Demek ki Atakan'dan öğrendin. Hayır. Kimden öğrendin? Eski eşim. Eski eşin kim? Evet. Deniz'le akraba. Benim buraya çıkacağımı öğrendikten sonra diyor ki
Nazar sakın Nur Atakan'ı savunmasın orada. Ben burada Atakan'ı savunmak için geldiysem emin olun bunu açık yürekle söyleyebilecek bir insanım. Yani Atakan'ı savunmaya geldim sen derim. Sen Atakan'ı burada savunmaya gelirsen ben seni buradan kovarım zaten. Estağfurullah eyvallah. Ben yapıyorum haklısınız. Yani. Estağfurullah de, ama ben de bunu söylemek i̇şte zorundayım. Ben bu kadar yasaklı madde ticareti yaptığı iddia edilen, Nazar'a bunları yaptığı iddia edilen bir kişiyi ben burada tutamam. Ben de bunu yapıyorsam bakalım. Zaten ben yerlerde olan bir insanımdır. Estağfurullah. Emin olun. Yani bu şekilde bir kız, genç kızın bu videolarının paylaşılmasını kabul edip gelip burada Atakan aa şu yüzden yaptı değil. Kesinlikle. Ya kendi adaletini Nazar kendisi sağlayamaz. Bu yanlış. Bak kendi adaletini evet, sağlamak istedim mi? Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Hayır abla ya Deniz'e bağlarsın buraya dedim ki. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. El üstü bu doğru mu bu peki? Kendi adaletini kendisi sağlamaya çalışıyorum. Yani öyle bir şey yaptın mı? Belki acıyla yapmış da olabilir. Hayır yanıt abla. Versin. Bir yanıt versin. Ben Deniz'in söyle. Yanındayken zaten sizin ekipten arkadaşlarla konuşmaya başladım. Hani buraya geleceğim Deniz falan. Deniz kim? Deniz benim arkadaşım. Kaç yaşında? Yani Deniz... Bir yaşı biraz büyük 26, 24, 25, 26 öyle. Evet peki Deniz'e böyle bir talepte bulundun mu ya da başına gelenleri anlattın Hayır. mı? Hayır başıma gelenleri anlattım. Yani ama sonra onunla hatta size çıkacağımı falan söyledim ben dedim gidiyorum dedim. Hani asla ben böyle bir şey yapmasını istemem. Ben zaten onun vurulmasını falan da istemiyordum. Ben onun başına bir şey gelsin ya gerek istemiyorum. Gerek kalmadı zaten. Ben önemli bilgiyi paylaşayım mı sizlerle? Cuma günü atar gider yapan kardeşimiz Atakan, arkadaşı Dila, onun arkadaşı Şahin ve Ufuk, Balıkesir Emniyet Müdürümüz Sayın Hasan Onar'ın talimatlarıyla Narkotik Şube Müdürlüğü narkotikler tarafından kıskıvrak yakalandılar. Ağlamasın ayı. Ve haklarında uyuşturucu yasaklı madde ticareti ağlama yapmak ya, suçundan işlem yapıldı. Dört isim tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gerçekten bravo. Ağlama. Atakan, Dila, Şahin ve Ufuk gördün yasaklı mi? Madde ticareti yapmak suçundan şu anda cezaevindeler. Bu suçlamayla. Çok iyi. Biraz aynı olsun için. Yakıp, aynı yemek, kaptan yemek yiyen Dila ile Nazar. Ben buna var ya gerçekten o kadar çok şaşırıyorum ki. Yani mesela örnek veriyorum. Bir arkadaşım bana gelip dese ki Tülay senin arkandan bunlar konuşuldu. Dönüp derim ki ya senin yanında bunlar nasıl konuşuldu? Biraz sen sus da o konuşsun. Tamam. Hadi bakalım. Evet. İyi misin? İçin rahatladı mı biraz? İyiyim abla gerçekten. Dedim ya en başta da ben kafamı kaldırıp gezemiyordum. Ben onun vurulmasını, acı çekmesini istemedim asla. Ben dedim ki benim yediğim o damgayı bana yapan oysa o da yesin. Peki muhabirimiz Melisa şu anda Balıkesir'de bize son durumu şöyle bir özetlesin. Melisa'cığım anlatır mısın lütfen canım? İyi günler Didem Hanım. Teşekkürler. Hepsi de cezaevinde değil mi? Evet Didem Hanım. Cuma günü Atakan ve Dila ile yaptığımız yeminimiz ihbar olarak algılandı. Yayınımızın hemen ardından Balıkesir Emniyeti narkotik simleri harekete geçti ve bir baskın düzenlediler. Atakan, Dila ve iki arkadaşı şu an emniyete tutuldular. Evet, dolayısıyla daha sonrasında inşallah seninle ilgili olan bütün raporlar falan da ortaya çıkacak. O raporların ardından da seninle ilgili, seninle bir suç duyurum var. Daha doğrusu soruşturma devam ediyor seninle ilgili. Umarım onunla ilgili dediklerin doğruysa eğer, umarım bir an önce ondan da ceza alırlar. Melisa, çok teşekkürler canım benim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sevgiler, çok teşekkürler. Dolayısıyla hiç olmazsa adalet yerini buldu. Bundan sonra ne kaldı geriye? Tedavi kaldı. Tedavi olmaya hazır mısın? Evet abla çok hazırım. Cumartesi günü gittin. İlaç kullanmaya başladım zaten. Şimdi en azından ilaçlar sinir yapmıyor, mutlu ediyor. Evet. Yoksa ben evde perdeleri falan yiyordum yani. Bayağı yiyordum gerçekten. Nasıl perdeleri mi yiyordun? Abla ısırıyordum perdeleri koparıyordum. Yutuyor muydun? Yok yutmuyordum. Isırıyordun yani. Evdeki bütün perdelerin ikti falan. Arkadaşlar işin korkunçluğunu anlatmak için perdeleri ısırıyordum diye yazar mısınız? Daha en çarpıcı manşet bu galiba. Senin yaşadığın durumu anlatan yani. Abla senin çok sinirli yapıyor. Çok sinirli, yok, çok sinirli bir insan yapıyor. Anneme ne kadar zarar vermişimdir ya. Yani. Aynen. Annene şiddet uyguladın mı? Annem gerçekten çok üzdüm ben. Evet maalesef şiddet uygulamışsın galiba. Ne yaptın annene? Bağırdım yani çok haksız yere çok bağırdım. Çok tartıştım. Bir de haksızdı. Biliyorum da hepsini ama kendime engel olamıyordum o zaman. Of canım. Ben hiç şey yapmadım ki öyle. Bu kadar fedakar bir annem var. Çok şanslısın gerçekten. Anneler kızlar arasında olur. Evet. Benim annem terk etti beni Nazar, mesela. Nazar kendine de anne zarar verdi mi sen? Anne seni terk etti. Evet, aynı şeyleri kendine ben de yaptım. Kendine zarar verdi.
Evet. Oo. Görüyorum, gördüm onları. Tülay da diyor ki ne kadar şanslısın. Çok şanslısın biliyor musun? Gerçi annen hala yanında. Aynı hataları işte o bıraktığım dönemde, bırakmaya çalıştığım dönemlerde ben de yaptım. Annem beni bırakıp gitti. 1,5 sene yalnız kaldım. Kızım var bir tane 5 yaşında. Ya. Evet. Ondan sonra tek başıma yani Allah'a sadece yanımda olmasıyla açtım. Ve inanıyorum ki sen de yaparsın. Ve herkes yapar. Ben biliyor musunuz Didem Hanım? Buna kocaman bir alkış rica ediyorum. Ben yaptım, sen de yapabilirsin, başarabilirsin. O yüzden bu mücadeleye hazırsın bence. Lütfen. Olur mu? Ve çok emin de ellerdesin. Ben de yanında olabilirim eğer istersen. Yani nacizane hani. Ama annesi yanında insan. Artık. Bence en emin yer orası. Bırakmış bir insan olarak gerçekten. Ama sen tabii ki desteğini, yani neler yaşadığını anlatırsan, ederim. Süreci de anlatırsan. Gözün aydın. Ah tatlım. Şimdi burada da bir anne perişan bir halde bana bakıyor. Çok üzgün olduğunu biliyorum. Sevgili kızı kaderi maalesef korkunç şekilde kaybetti. Onun ölümüne sebebiyet verenlerin adalet önünde hesap vermesini istiyor. Çünkü ölümüne yani kendi kızının hayatına son verecek bir insan olmadığını, özellikle nişanlısının ve annesinin bu ölümde bir dahli olduğunu, sorumluluğu olduğunu düşünüyor. Onların adalet önünde hesap vermesini istiyor. Burada yani sizin de adalet yerini bulursa öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü kızınızın kendi hayatına son vermeyeceğini düşünüyorsunuz. Sizin de içiniz biraz, şu yüreğiniz biraz olsun rahatlar diye düşünüyorum. Eğer dedikleriniz doğruysa, ki her şey ortada gibi duruyor ama bilemiyorum tabii ki. Şimdi cuma günü neler konuştuk bir hatırlayalım. Ama şunu söyleyeyim. Sevgili Gülnaz Hanım, siz biraz yalnız bir kadınsınız. Neden öyle oldu söylediğimi birazdan açıklayacağım. Tek başına mücadele veriyor. Burada tek başına duruyor. Burada tek başına duruyor yani. Neden öyle olduğunu birazdan konuşalım. Cuma günkü konuştuklarımız ekranlarınıza gelsin. Kaderi söndürdüler, yıktılar onu, bitirdiler onu. Benim kızım ölümü hak etmemişti. 25 yaşındaki genç fenomen ölüme böyle sürüklendi. Anne dedi, ölüm kalım meselesidir, hemen çıkmam lazım. Gelince sana anlatırım dedi. Ne olur dedi, şu an dedi hiçbir şey bana sorma dedi. Kızınızın nişanlısı Berkan sizin kızınızı o barlara takılan iki tane kadınla aldatıyor öyle mi? Kızınız da bunu öğreniyor ve o kadınlardan biriyle o AVM'ye yakın bir yerdeki bir yerde, bir kafede de bir yerde buluşmaya evet, gidiyor. Evet, buluşmaya gidiyorlar. O bayanın arkadaşı birbirlerinden bir husumetleri varmış. Birbirlerinden intikam almak için benim kızımı kullanıyorlar. Kader bu konuşmanın arkasından mı gidip hayatına son vermeye kalktı? Evet. Evet. Nişanlandıktan sonra 2 ay sonrası Berkan değişti bana karşı. Eve giderken görüntülü kızımı arıyordu. Aşkım ben eve geldim diyordu. Yatacağım diyordu. Arkasından çıkıp gidiyordu. Kahvaltıya gidiyorduk mesela. Kahvaltıda o kahvaltı kızımın kursağında kalıyordu. İçten içten ağlıyordu. Bir gün ben dedim kızım anne kurban olsun dedim, bak göz bebeğimsin dedim, vazgeç bu adamdan dedim, anne ne olursun, anne bu adam beni öldürecek ama çok seviyorum diyordu. Anne Gülhan ve suçladığı eski damadı Berkan yüzleşti, stüdyo gerildi. Nişanlısı krediler çektirmeye başlamış, onlar ne zaman oldu? Onlar bir gün öncesi kredi çekti, ertesi gün zaten kader canına kıydı. Düğünde gelen takıları, paraları vesairen hepsini onun kasasına koymuştu ben çalışıyorum diye. Onu da götürdü, onu da satmış ve sonradan öğrendik ki şu bardaki kızlarla yiyormuş. Kaderciğim de şu an mezarında ters dönüyor annesi sayesinde. Açgözlüğü yüzünden, bir hırsı yüzünden ve reklam isteği yüzünden kızı kullanıyor ya. Utanmadan bir de diyor 3 günlükken ben onu aldım, baktım. Çöp tenekesine atmışız kızını be. Yalan söyleme, yalan söyleme ya. Berkan. Ya. Kızımı öldürdün, kızımı hepsi ellerini sürme. Sürme onun mezarına, ben istemiyorum. Ben o kızı sevmedim. Utanma adam takılır. Yalan söyleme, ben... Bana nişanda taktığın tam altını bile ben verdim sana. Yalan söyleme, yalan söyleme. Annesi sevmiyordu. Tek güvencisi bendim. Ben şeytan uydum. Belki bir şey yaptım ama öyle sanılacağı gibi bir şey yapmadım. 95 bin lira o kredi çektirdin, onu götürüp o kızlarla yemişsin. Ve üstüne ama benim kızımla konuşan ben belgeli benim elimde. Berkan ispatlı benim elimde belgeler var.
Vallahi yani damadınız mı diyeyim? Berkan nişanlısı sevgili Gülnaz Hanım diyor ki reklam peşinde. Çok özür dilerim ya. Ben burada gözyaşı dökerek mi ne reklamı? Berkan bir daha anne, bu söylenir mi? Özür dilerim, bir anne nasıl yavrusunu kaybetmiş nasıl bir reklam yapabilir ki? Evet. Burada ben paramı alıyorum Allah aşkınıza, hepini söylüyorum. Ben buraya nasıl bir reklam vallahi yapabilirim ya? Bir evladım yani gitmiş ya. Tek bir evladım ya. Tek başıma mücadele ettim. Çocuğumu büyüttüm ya. Babasız büyüttüm. Kimse yanımda yoktu. Gece mi gündüz mü bir ettim çocuğumu büyüttüm. Ben çocuğumun eline sıcak sudan soğuk suya sokmayan bir insanım. Yemin ediyorum öğleye kadar yatsa ben onu uyandırmaya kıyamıyordum. Ona diyemiyordum git çalış bile, asla anne diyor ya, para getirmeyince şey yapıyor, kapıyı üstüne kilitlemiş. Asla ve asla, bak komşularım, akrabalarım, bütün herkes şahittir. Allah için nasıl o çocuğun üstüne titriyordum, ona prensesim diye hitap ediyordum. Asla onun ismini bile hitap etmiyordum o derecede. Ben 16 yaşımdan beri evlenmedim. Of. Saçımı süpürge ettim ona, gecemi gündüzümü bir ettim ona. Üstüne titredim. Neden bunu yapıyorlar bana? Neden yaptılar? Kucağınızı... Neden? Berkan'ın annesi de bir annedir. Niye yaptı bunu? Niye? O gün yaşananlardan ve olan tartışmalardan dolayı bir anlık bir şeyle hayatına son vermeye karar verdiğini söylüyorsunuz. Dolayısıyla da Berkan'ın ve annesi Sevda Hanım'ın sorumluluğu var diyorsunuz. Doğru mu anladım? Bir sizi arayan soran oldu mu yayından sonra, annesi ya da Berkan aradı mı Sevda Hiçbir Hanım ya da? Hiçbir şekilde beni aramadılar. Bir baş sağlığı bile dilemediler. Gerçekten hiçbir mi? Hiçbir şekilde Sevda Elmas hiçbir şekilde beni aramadı. Ve şu an şey neydi ismini? Şu Ayşe neydi ismi? İsmini unutuyorum. Ayşe Gülüzar. Ayşe Gülüzar, evet. Hep onun mesajları var bende. Ayşe Gülüzar da şu kişi sevgili seyirciler. Gülüzar Hanım'la işte Berkan arasında bir yakınlaşma oluyor. Sonra doğru mu anladım? Sonra Berkan gidip diğer bir kadınla yakınlaşıyor. İki kadın doğru. Birbirine kıskandığı için de Ayşe Berkan'la yaşadıklarını, Ayşe Gülüzar Berkan'la yaşadıklarını sizin kızınıza kadere anlatıyor. Aynen. Ondan sonra arkasından bütün olaylar çorap söküğü gibi geliyor. Aynen. Yani, peki ben şunu merak ediyorum. Yani siz cuma günü özellikle, yani cenazeye gelmeyen Berkan mezara gidip biz onu aradığımızda mezar başında olduğunu iddia etmişti. Yani cenazeye gelmeyen biri mezara niye gidiyor? Yani ben de onu anlamadım. Cenazeye yani niye gelmiyor? Niye gelmiyor bu arada cenazeye? Niye? Siz çok mu öfkeliydiniz aileye? Öfkeliydik biz. Hmm. Öfkeliydik. Belki can güvenlikleri yok falan diye o yüzden korkmuş olabilirler mi? Yoksa bilmiyorum. Ama yine de bir başsağlığı diler insan, bir arar yani. Nişanlın ölüyor yani. Nasıl? Söyle. Bizi takip etmiş, duyduğum kadarıyla bizi takip etmiş mezara kadar, mezarın yerini öğrensin diye. Bizi takip etmiş. Benim ailem şu an mezara gidemiyor. Bir kaza elinden çıkmasın diye ben izin vermiyorum. Gitmek istemiyorum. Siz ama hafta sonu mezarlığa gittiniz. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum ama bizimkileri ben göndermiyorum. Gitmeyin ne olursunuz. Çünkü o her gün benim kızımın mezarında. Her gün görüyor muymuş? Kızımı, evet kızımı öldürdü ya. Öyle annesi el birliğiyle öldürdüler. Neyin mezarına gidiyorlar? Niye kızımın mezarına gidiyorlar ya? Bu dünyayı yaşatmadılar ona ya. Mezara niye gidiyorlar peki? Her gün mü gidiyorlarmış? Yani birkaç gün, her gün, iki günde bir gidiyormuş. Allah Allah. Oradaki görevlilere sordum. Allah Allah. Siz de gittiniz benim hafta sonu. Benim ektiğim çiçekleri koparıyor, atıyor, kendikini ekiyor. Gerçekten bana yaptığım mi? Çerçeveyi şeyi dağılmasın diye, mezara dağılmasın diye gidip onu koparmış, kendikini şey yapmış. Yani o çocuğa eziyet çektirmek istemediğim için o çerçeveleri oradan koparmadım. Bir ekranlara gelsin, mezarlığa gitti annesi çünkü, bir izleyelim lütfen. Allah Allah. Anne seni çok özledim. Vazgeçme. İlk kez anne Gülnaz'la kaderin mezarını ziyaret etti. Henüz 25 yaşında gencecik, hayat dolu bir kızdı Kader. Hayalleri vardı, mimar olmak istiyordu. Bu hafta annesiyle birlikte gelinlik bakmaya gidecekti. Ancak hayalleri yarım kaldı. Kader bu kara toprağın altına girdi. Annesi ise başında çaresizce kala kaldı. Gelinlik bakmaya gidecektik.
Anne kurban, kalk evimize gidelim ne olursun. Bak adam bomboş kaldı anne. Annenin gözleri kör olacak ağlamaktan anne. Kara topraklar sana yakışmadı anne. Nasıl içini doldurdular, kararttılar böyle attın kendini. Annem orada. Yavrum, yüreğimi yaktılar yavrum. Bu hafta ona gelenlik bakacaktı. Bu hafta gidecektik bakacaktık ona anne. Ben çok gençti yavrum. Onun hayalleri vardı yavrum. Kara topraklara mı verecektim seni yavrum? Ben sana dedim buna layık değilsin, vazgeç anne. Evet, Kader'in annesi Gülnaz Hanım iki kıyafetle kucağında öptüğü sivil şört, o sırada Kader'in üzerinde olan kıyafet. Yanında da bir de siyah bir hırka gibi bir şey var. Onların önemini birazdan açıklayacağım sizlere. Çok önemli bir iddia var. Bu iddia da şeyin ifadesine geçiyor. Önce bu nişanlısının Ayşe Gülüzer'le ilişki yaşadığı söyleniyor. Ayşe Gülüzer'in ifadesine çok çok önemli bir iddia var. Onu ekranlarınıza getireceğim. Biraz öte yandan kızımızın nasıl bir hayat dolu, inanılmaz hayat dolu bir kızmış senin kızın ya. Yani aslında hayat dolu. Hayat dolu ama evet. Onu toprağın altında gönderenlerin de adalet önüne hesap vermesini istiyorsun. Çünkü benim kızım birileri onun psikolojisini bozdu ve onu resmen adım adım ölüme sürükledi diyor. İddiaları konuşacağız izninizle bir ara. Sonra Turcan'la ilgili çok önemli iddialar var. Cezaevindeki arkadaşı acayip şeyler söylüyor Turcan'la ilgili. Hepsini göstermeye hazırım diyor Turcan. İzninizle bir ara verelim, soluklanalım. Sonra beraberiz. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 10 10. Günah ya, çok özledim. Türkiye Bodrumlu Gamze cinayetini konuşuyor. Ben ondan nefret etmiyorum. Nefret ediyorsun oğlum, nefret ediyorsun. Gelinimin 1001 tane suratı var. Gamze'yi kim neden öldürdü? Telefona diyorum her gün bakıp da halim boğazımı çıkarıp da canını görürsün. Seni parmağıma bu işte. Gamze Sakallıoğlu'nun katili aileden biri mi? Kilit isim Görkem suskunluğunu bozacak mı? Biz bir anda inanmadık, şaşırdık. Anne Turcen'in cezaevi arkadaşlarından bomba açıklamalar. Ben onu uyarmıştım. Turcen abla sen yani tutuklu yargılanıyorsun. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Şimdi sevgili Kader'le ilgili ölüme kim sebebiyet verdi? Çünkü annesi diyor ki sevgili Gülnaz Hanım, benim kızım kendi hayatına tamam o anda son vermiş olabilir ama buna sebebiyet olanlar da adalet önünde hesap versinler istiyor. Kesinlikle. Şimdi konuşacağız bütün iddiaların hepsini. Bu arada Turcen, biz cezaevinde kimle konuştuk biliyor musun? Senin abin Hasan'la konuştuk. Hmm. Oo, öyle şeyler anlattı ki, acayip şeyler anlattı Hasan. Bütün bilgiler şu anda elimde burada. Birazdan onları açıklayacağım. Öte yandan cezaevi arkadaşınla da konuştuk. Onların hepsini konuşacağız. Şimdi az önce Ayşe Hanım'dan bahsettik. Ayşe Gülüzer'den bahsettik. O bir mesaj göndermiş, onu da açıklayacağım. Şimdi ben sevgili Kader'in aslında kendi hayatına son vermeyecek kadar ne kadar neşe dolu, hayat dolu bir insan olduğunu izin verirseniz göstermek istiyorum. Sonra kucağınızda tuttuğunuz o tişörtleri, o şey sivil şörtlerin hikayesini de anlatacaksınız sanırım. Kader gelsin bir ekranlarınıza. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gani gani rahmet eylesin. Gelsin ekranlarınıza. Başlattım şu an çok güzel. Saçınla oynuyordum. Bir daha oyna öyle rahat. Relax hareketler. Yes. Kanka çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyi. Aynen öyle kal. Öyle kal. Öyle kal. Evet Kader. Evet 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 öyle. Karşıya bak. Kader. Ace, hadi bakalım. Gucci gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım. Ace, hadi bakalım. Gucci gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Şıp şıp su sesi.
Blok blok su sesi. Blok blok. Kedime sahil keyfi. Benim kedim bile rahat abi. Pardon, fotoğraf çekildiyseniz kedimi alabilir miyim? Action. I see you looking at my PIC. Şimdi bu görüntüleri sevgili Allah rahmet eylesin Kader'in bu görüntüleri Berkan'la tanışmadan önceki görüntüleri. Berkan'la tanışmadan önce hayat dolu ve işte sosyal medyada aktif, esprili, şakalar yapan, böyle evet. şeyler çeken, videolar çeken bir çocuk. Sonra Berkan'la tanıştıktan sonra bambaşka birine mi dönüşüyor? Sizin izahınız öyle, doğru mu anlıyorum? Evet. Evet, Berkan zaten sosyal medyayı kapatsın istiyor anladığım kadarıyla. Aynen, Berkan zaten fenomenliğinin devam etmesini istemiyordu. Evet. Ondan sonra... Kızınız aslında anestezist, bir sağlık elemanı. Evet, anesteziydi zaten, grafik tasarım mezunuydu bir de. Aha. İki yerden mezundu, bir de mimar olmak istiyordu, hayaliydi işte. Diyordu ki ben Berkan'la çalışacağım. Berkan diyordu ev alıp sattın da diyordu. Mimarın her şeyi ben çizeceğim diyordu. Benim evimi bile kendisi çizdi. Her evimin her köşesinde onun hatırası var zaten. Canım benim, kucağınızda o gün hayatına son verdiği anda üzerindeki beyaz sivişört mü var? Kucağınızdaki evet. o mu? Evet. Peki evden çıktığında bu sivişört var üzerinde. Aynen, bu vardı üstünde. Bir de bunu üstüne örtmüşler üşümesin diye. O kimin? Bunu karakolda, bu Berkan'ın. Karakolda Bayan Sivit'i diye geçmiş ama bu Berkan'ın defalarca üstünde görmüşüm. Bu Berkan'ındır ya. Yeter artık, çık ortaya, bir konuş ya, bir konuş ya. En son bir hafta önce kızımın ölmeden bir hafta önce sen götürüp bu Arzu'ya mahallenin sevgilisine turta yediriyorsun ya. Niye konuşmuyorsun? Niye sessiz duruyorsun ya? Şimdi annesi niye sessiz duruyorsun? Gündüz Hanım şunu iddia ediyor. Annesinin, Berkan'ın annesinin hem oğlunun nişanlı olduğunu işte biliyor zaten. Hem de sevgilileriyle, hem nişanlısı hem sevgilileri evet. hepsini böyle idare ettiğini söylüyorsunuz. Evet, haberi varmış. Hatta bir kap turta yapmış, oğluna vermiş. Sen götür Arzu'yla bunu sahilde ye. Allah bunu Allah. Ayşegül İzar ona söylemiş. Ondan sonra benim kızım görüşmeye giderken bir video geliyor ona. Kadere bir video geliyor. Hayatını kaybettiği günden bahsediyoruz. Hayatını kaybettiği gün Kadere bir tane daha doğrusu senin kızın Kader hayatını kaybettiği gün 8 aynen. Ekim'de evden çıkıyor. Evet. Üzerinde bu beyaz sivişört var. Evet. Başka bir şey yok. Sadece sivişört var. O gün önce şeyle konuşuyorlar. Ayşe Gülüzer'le bir araya geliyorlar. Sevda'yla Berkan'ın annesi Sevda'yla bir araya geliyorlar. Peki onlarla niye buluştu senin kızın o gün? Nişanlısının annesiyle, müstakbel kayınvalidesi. Ayşe Gülizar önce onu ağırıyor. Hı. Onu tahrik ediyor işte. Senin Berkan seni aldatıyor diyor. İşte 1,5 senedir Arzu'yla beraber diyor. Ona ev açmış. Nişanlıyken. Araba almış diyor. Berkan kaza geçirmişti. Onun kaza anını bile fotoğrafını çekmiş, atmış. Arzu onun yanındaydı o sırada diyor. Arzu kaza geçirmiş, arabasını yaptırmış. Ya çok özür dilerim. Berkan sizin kızınızla Kader'le ne zamandan beri nişanlı? Kaç yıl oldu? 6-7 ay oldu. Ya Arzu'yla bir sevgililik durumu varken Kader'le de nişanlanıyor mu? Aynen öyle. Daha önce ne zamandır tanışıyorlar peki? Kaderle mi? Arzu'yla yok. Arzu'yla bilmiyorum ne kadardır peki. Ama 1,5 Ayşe Gülizar'ın dediğine göre 1,5 senedir Arzu onunla berabermiş. Peki Kader'le ne zamandır tanışıyorlar? Ne kader oldu? 4,5 sene oldu. Oo, Kader'le beraberken sevgiliyken evet. çıkıyor arkadaş evet. bir yandan da Arzu'yla beraber. Aynen öyle. Ama bunu annesi Sevda da biliyor ve onaylıyor. Öyle aynen, mi? Aynen, Sevda biliyor. Şimdi bakın, Sevda bunları biliyor ama onları hepsini saklamış. Hatta Ayşe Gülizar'ın iddiasına göre bana mesaj attı. Arkadaşımla mesajlaşmış. Aha. Diyor ya, ben Kader'den ayrıldıktan sonra diyor Kader'i hüngür hüngür ağlattı diyor. Bir video geldi ona diyor. O videoyu hemen sildi diyor. Çok ağlamış o gün senin kızın. Evet, çok ağlamış. Ayşe Gülizar diyor ki ben ondan ayrıldıktan sonra diyor ben gittim diyor. Beykent Üniversitesi'nin önünde diyor onu sardım. Öptüm onu diyor. Ve orada görüntüler var diyor. Kaldırmasa diyor. Hani meclis üyesi ya, yetkisi var ya, orada diyor görüntüleri kaldırmasa diyor. Oradan görünüyor zaten. Kader diyor ki sen çok iyi bir kadınsın diyor.
oluyor. Yani Ayşe Gülizar şeyin Berkan'ın bütün kirli çamaşırlarını iddiaya göre ortaya döküyor. Tabii. Ayşe... Her şeyini ortaya döküyor. Bir gün önce de sevgili izleyiciler nişanlısına o kadar çok güveniyor ki ama hayatının son verdiği gün o videoları daha doğrusu gördükten sonra hayatına son veriyor. Bir gün yani, önce kredi çekiyor nişanlısı için. Bir gün önce kredi çekiyor, sonra akşam kader arkadaşının şeyine gidiyor, doğum gününe gidiyor. Ondan sonra onun mesajını ben dün yakaladım. Ben anlamadım, bu Berkan denen çocuk hem bir yandan iddiaya göre Arzu'ya ev açıyor, bir yandan da senin kızınla nişanlanıyor. Aynen. Neden? Aynen. Derdi ne yani? Bilmiyorum derdi nedir. Bilmiyorum derdi tasası nedir. Çünkü diyor ki yani, o beni kullandılar diyor. Madem öyle kardeşim kendini kullandırmasan, aklı başında diyor ki sizin yani, için ne, o iddiada bulunuyor. Yani rahmetli için beni kullandılar diyor. Zorla benle nişanlandılar. Niye? Koskocaman 30 yaşında, özür dilerim sözünüzü kestim. Koskocaman 30 yaşında biz dağ başında mıyız? Biz hangi devirdeyiz ki zorlayacağız beraber sonra? Videoları hazır mı? Berkan'la Kader'in videoları yani, hazır mı arkadaşlar? Hazırladınız mı o videoları? Birlikte nişanların gibi vakit. Şimdi bir bakın Allah aşkına. Bunlar Berkan'ın zorla çekilmiş. Yani Berkan'ın keyfi yerinde yani. Yani Kader'le keyfi yerinde. Evet, Kader'le nişanlısıyla evet, beraber keyfi yerinde Berkan'ın. İşte zorla. Ya hangi yüzyılda yaşıyoruz yani? Bir de erkeğe bunu zorla yaptıracaksın. Yani, Kader hadi, ikiniz böyle Berkan'a zorla bu işi yap. Hadi kız hadi desem. Canım. Amenna da erkeğe nasıl zorlayacağız ya? Gelsin nasıl o görüntüler? O yüzükleri takacağız. Ya bir görelim o görüntüleri. Zorla mı değil mi? Siz karar akıl verin. Akıl var, mantık var ya. Tamam, izleyin. Kim buna lütfen inanır? Aynen, gelsin lütfen. Onun adı dedikodu değil beyler. Onun adı bilgi paylaşımı. Ya olanı konuşuyoruz biz burada ama neymiş yanlış anlaşılır. O da yapmasaymış o zaman. Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya. Gümüş gerdanında tutsak kıvamellerinde mükemmel bir fil tadında oh, canım benim ya. Yavrum. Oh, yavrum seni benden koparan ciğeri yansın yavrum. Kurban oldum anne. Yavrum. Annem! Allah'ım yarabbim. Annem seni ne acılarla büyüttüm anne. Seni bu halde mi gönderecektim anne? Naz anam. Nasıl? Anne! Anne kurban olsun bebeğim ya. Yavrum. Hadi geçelim. Gel. Yürüyelim şimdi. Zaten perişan durumdasın, seni daha da fazla üzmeyelim. Yani gerçekten bunlar zorla çekilmiş görüntüler mi? Bunlar zorla nişanlanma mı? Ya çok özür dilerim ama Sevda Hanım ya. Berkan sen de öyle keza. Bunlar zorla çekilmiş görüntüler mi ya? Olabilir mi öyle bir şey? Niye zor? Ya gayet güzel isteyerek nişanlanmışsın Kader'le yani. Espriler yapmış, bilmem ne yapmış. Sevda Hanım bunu yaptıysan bunun vebalini nasıl ödeyeceğim? Bir genç kızın hayali vardı, onun hayalini yarım bıraktınız senle Berkan. Onun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Bu annenin gözyaşları nasıl ödeyeceksiniz? Yüreğimi yaktınız, yüreğimi. Nasıl ödeyeceksin bunu Sevda Hanım, onu söyler misin? Niye konuşmuyorsun? Çıkmıyor orada bir konuş. Niye yaptın bunu kızıma? Kızım o kadar seni seviyordu. Sana bayılıyordu. Sen ne dersen oydu ya. Kadak hastaydı, yataktaydı Allah rızası için. Sevda Hanım ona bir telefon açtığı zaman nasıl koşuyordu, yataktan çıkıyordu, gidiyordu ya. Hayır, o kadar ona da düşkündü yani. Sevda Hanım hem Kader'le işte nişanlı olduğu süreçte bir yandan da oğlunun sevgilisi olduğunu biliyor diyorsunuz, öyle mi? Ve buna göz yumuyor. Çünkü şunu söylemiş Sevda Hanım, Gülizar Hanım'ın dediğine göre, işte bütün bu olayları ortaya çıkmasına neden olan Gülizar Hanım'ın dediğine göre, Sevda Hanım demiş ki, çok ağır ifadeler kullanmış oğlunun babası için, oğlunun ailesi için. Evet. Ya bayağı ağır, benim ekranda söyleyemeyeceğim ifadeler kullanmış. Babası da yıllar önce beni aldatmıştı demiş.
Yani Sevda, Sevda Hanım'ı Berkan'ın babası, yani şeyi babası işte eşi aldatmış. Şimdi de oğlum nişanlısını aldatıyor. Sanki bu normal bir şeymiş normal gibi. Bir şeymiş. Böyle bir şey olabilir mi yani? Madem öyle başka bir kızı seviyorsa Berkan, kaderinden nişanla ayrılabilir yani. Niye ayrılmıyor o zaman? Deseydi benim kızıma, hadi ben ilk başta seni sevdim. Amenna, ben seninle nişanlandım. Ama şimdi soğudum senden. Ayrılmak istiyorum. 3-5 gün kadar ağlar, sonra susardı. Niye bunu yaptı? Kader ilk aldatıldığını ne zaman öğreniyor biliyor musunuz? Bundan birkaç ay önce. Daha yeni. Tabii bir tane esmer bir bayanla şeyde barda onunla dans ettiğini, işte aldattığını, fotoğrafı, videosu falan geliyor ama hemen geri çekiyorlar. Kim gönderiyor? Onu. Ayşe Gürüzel mi gönderiyor? Yoksa ya, ki? Bilmiyorum ki kim gönderiyor. Ondan peki. Sonra hemen onu geri çekiyorlar. Sonra aha. Tekrar zaten en son ölüm öldüğü gün de o video tekrar kadere geliyor. Tekrar geliyor. Kadere geliyor ama Sevda Hanım Ayşe Gülizar'ın dediğinin iddiasının üzerine şimdi Sevda Hanım o videoyu tekrar hemen şeye Gülizar'a gösteriyorum. Bak kader... sevgili onlara geleceğim de sevgili Gündüz Hanım unutmadan söyleyeyim ben. Şimdi Gündüz Hanım 16 yaşında dünyaya getirdiği ve daha sonra evlenmiyor bütün hayatını her şeyini kızına kadere adıyor. Aynen. Kendi bir ailesi var ama burada tek başına. Ne şey teyzesin sözüm ona telefona bağlanacakmış efendim. Yok telefon normalde o gün yeğeniniz de sizin evinizdeler. Ve kaderle, kuzeniyle bir şeyler görüşüyor. Hayatına son vermeden önce. Ölüm kalım meselesi diyorlar. Sizi içeri almıyorlar. Sizin doğru o yeğeniniz ben ekranlara çıkamam, konuşamam diyor. E sen konuşamazsan ne olacak? Nasıl gerçekler ortaya çıkacak? Nasıl yeğensin sen ya? Senin kardeşin burada senin yanında olması gerekmiyor mu? Konuşmanız gerekmiyor mu? Tek başına mücadele veriyorsun. Ailen de senin umursamıyor. Çok özür dilerim yani. Çok özür dilerim. Tek başına kadıncağız burada bir mücadele veriyor. Diyor ki benim kızım hayatına son verecek biri değildi. Öncesinde aldatılma meselelerini öğrendi. Arkasından o gün ne olduysa, ne görüntüler, ne konuşmalar olduysa arkasından benim kızım gitti hayatına son verdi. Yani benim kızımın ölümüne sebep oldular. Bunlar da adalet önünde hesap versinler istiyor. İnsan böyle bir günde kardeşin yanında görmek istemez mi ya? Kesinlikle. Yeğenini yanında görmek istemez mi? Abim varsa abisinin yanında görmek istemez mi? Efendim biz oraya çıkıp reklam mı olacağız? Hadi oradan canım. Yani hiç olmazsa kaderin teyzesi bunu söylemesin. Kuzeni bunu söylemesin. Kaderin teyzesi kuzeni bunu yaparsa. Oo el neler yapar neler hanımefendi. El neler yapar neler. Yok efendim biz reyting malzemesi olmak istemiyoruz. Ne alakası var? Ne alakası var yani? Bir şekilde izleniyor tabii ki yani. Bir şekilde gerçekler ortaya çıksın diye. İhbar geliyor, o geliyor, bu geliyor, şu geliyor yani. Vallahi siz kaderi hiç umursamıyorsunuz. Umursasaydınız eğer burada olurdunuz ve o gün senin teyzesine bahsediyorum. O gün senin kızın kaderle ne konuştu? Ölüm kalım sebebi diye ne dedi? Neden bunu söyledi? O gün Berkan'la konuştu mu? Hepsini gelip anlatman gerekiyor ya. Nasıl kardeşsin, nasıl yeğensin ben anlamadım gerçekten. Ama sen tek başına burada durduğun ve her şeyi açıklamak istediğin sürece seni dinleyeceğim. Ama yok, onları da dinle. Evet yani. Yeğeni de yok efendim telefona bile bağlanamazmış. Ya neden? Kimden korkuyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz siz ya? Böyle şey olabilir mi yani? Berkan'ın da konuşması lazım. O gün telefonla atar gider yaptı. Yok annesi bunu yaptı, bunu şunu yaptı dedi. Kadıncağız burada. Acılar içinde kıvranıyor Berkan. Eğer gerçekten elinde bilgiler, doneler varsa, evden kovduysa, ben ölümüne sebep olmadım, annesi ölümüne sebep olacak deyip bilgilere sahipsen utanmadan çıkarsın burada konuşursun. Her gün mezarın başına niye gidiyorsun sen kardeşim? Gel burada her şeyi söyle. Madem suçlu oysa o cezaevine girsin. Annen konuşsun. Bak annen demiş ki o ifadeyi sana göndereyim mi ben? Annen senin babanla ilgili neler neler söylemiş. Oo, neler söylemiş neler. O da beni aldattı. Berkan da kaderi aldatıyor. Sanki normal bir şeymiş gibi. Sadece aldatma meselesi değil. Bak Ayşe Gürüzler'in ifadesi de diyor ki bu arada Ayşe Gürüzel'le ilgili ben yanlış konuşmuşum. İlişkisi yok. O sadece olayları biliyor. Benim evet, bildiğim özür diliyorum kendisinden. Berkan'la görüştüğümüzde kaderle nişanlı olduğunu ve Arzu'yla da sevgili olduğunu söylemiş. Ya Berkan'la görüşmüşler Ayşe Gürüzel. Yani bir yandan kaderle nişanlı, bir yandan da Arzu'yla sevgili. Berkan'la Arzu geceleri işte aynı evde ikamet ediyorlar. Düşünsenize nişanlısınız ve sevgiliniz gidip başka bir kadınla ikamet ediyor, yaşıyor. Ya çok özür dilerim. Niye kaderle nişanlandı? Neden? Ya sizin ahlakınız, vicdanınız, kalbiniz doğruysa eğer bunlar alıyor mu? Yüreğiniz alıyor mu ya?
nişanlı böyle ben. Ya sevmiyorsan ayrı, nişanlısın yani. Daha evlenmemişsin. Neden? Acaba bu kredi yüzünden mi kızınıza nişanlandı? 95 bin liralık krediyi çektirmek için mi acaba? Soruyorum yani. Bilmiyorum. Daha çok parasını da yemiştir. He? Başka paralarını da yemiştir. Kız çalışıyormuş zaten. O gün çok ağlamış. Bugün o gün bir şey olmuş. Sizin kızınız bir video görmüş ve inanılmaz ağlamış. O anlara tanıklık eden kafe. Bakın teyze konuşmuyor. Yeğen diyor ki ben o gün olay, ben telefona bile bağlanmam diyor. Ya kafe sahipleri konuştular ya. Onlar kadar vicdanlı ve şey olun lütfen yani. Gelsin ekranlara ya. Kaderi söndürdüler, yıktılar onu, bitirdiler onu. Benim kızım ölümü hak etmemişti. Kader Yıldız'ın olay günü en son gittiği o kafe sahibine ulaştık. Kader birden ağlamaya başladı. 8 Ekim Cumartesi günü Kader bu kafeye geldi mi? Geldi. Yanında bir arkadaşıyla beraber geldi. Sonra bir bayan daha geldi. 3 kişi oturdular. Çay, kahve, sohbet, muhabbet ettiler. Sonra Kader birden ağlamaya başladı. Sadece Kader ağlıyor. Diğerlerinde bir problem yoktu. Diğerlerinde herhangi bir üzgünlük veya kırgınlık belirtisi yok. Artık yaşanan olay neyse o konuyla alakalı konuşuyorlardı herhalde. Ağlayarak gitti. Hatta biz kendi aramızda da konuştuk. Çok şiddetli ağladı çünkü. Hani sorsak mı acaba ne var ne yok diye, ama yalnız da değildi sonuç olarak. Hani yanında da birileri olduğu için çok fazla müdahale etmek istemedik açıkçası. Telefondan ne gösterdi? Telefon elindeydi ama. Birbirlerine bir şeyler gösteriyorlardı. Kader yanındaki hanımefendileri gösterirken gördü. Yaklaşık olarak da 96 dakika oturmuşlar adisyona baktığımızda. Kader'in arkadaşı daha sonra sizinle iletişime geçti mi? Geçti. Bize geldi. Güvenlik kamera kayıtlarını istedi bizden. Ona karşı bir suçlama olduğunu söyledi. Elinde yazılı bir kağıt da yoktu. İlk başta ben de telefonla iletişime geçti. Sonrasında buraya geldi. İsmi Gülizar olması lazım. Ben Gülizar diye mesaj atmış önce bana. İki kadınla tartışıyordu. Vefat eden arkadaşımız 3 kişiyle birlikte kafemize giriş sağladılar. Garson arkadaşlarımız ilgileniyordu. Yalnız ağladıklarını gördüğüm için pek fazla üzerine düşemedik. Bir kişi ağlıyordu yani. Hem ayakta ağlıyordu hem lavaboya giderken ağlıyordu. Bir bayanla böyle bir şey tartışıyordu. Bir olgun bir kadın vardı yanlarında onların yaşça. Bir de onun yaş grubunda bir hanımefendi vardı sarışın. Kader Hanım iki kişisiyle tartışıyordu. Şimdi o gün kızınız Sevda ile Berkan'ın annesiyle, kayınvalidesiyle olacak Sevda Hanım da 1,5 saat boyunca konuşuyor. Ayşe Gülizar ile 1,5 saat boyunca konuşuyor. Sizin bu buluşmadan haberiniz var mıydı? Buluşmadan haberim yok. Niye sizi aramıyor sonra peki? O sırada belki yani sürekli ağlıyormuş çünkü Kader. Evet. İnsan telefon açmaz mı? Bak kızın ağlıyor Gülnaz'cığım. İşte ben de onu diyorum. Evet. Benim kızım madem bu durumdayken. Niye aramıyor? Sevda Hanım diyor ki ben bilir kişiyim diyor. Ben psikoloğum diyor, okumuşum diyor. Diyor ben şuyum buyum diyor. Madem öyle insan bir telefon açar. Ya bir şu kadar duygu olsaydı, annelik duygusu olsaydı beni arayacaktı. Gülnaz Hanım bak kızınız bu durumda. Gelin bir sahibi çıkın kızınıza. Benim oğlum eşeklik yapmış, tamam. Bir günah işlemiş. Gelin bir sahibi çıkın kızınıza. Bir şey gelmesin ağlıyormuş, başına. Ağlıyormuş. Sürekli ağlıyormuş. Hem Sevda ile yani, tartışıyormuş hem de şeyle Ayşe Gülizar ile tartışıyormuş. Çünkü Sevda Gülizar anlatırken, Gülizar onu sakinleştirirken Sevda masanın altında tekme koyuyormuş Gülizar'ın bacağına. Allah Allah. Tabii peki, bir çekmece bir kafeye götürmüş. Oradan da görüntüler oradan alınsın. Özellikle Sevda'yla Arzu ve Berkan orada buluşmuşlar Gülizar'ın iddiasına göre. Ha, Berkan orada da gelmiş. Tabii Berkan da oraya gelmiş. O sivişörtü Berkan mı vermiş? Aynen bu Berkan'ın. Bu Berkan'ı ben defalarca üstünde Sevda, görmüşüm. Sevda ben verdim diyor, ben verdim diyor. Defalarca bunu Berkan'ın üstünde görmüşüm. Bu Berkan'ın ya bayan siviti olarak geçiriyor şeyde karakolda. Sevda oğlunun sivişörtünü arabada mı taşıyor yani? O da bir yani annedir ya, birazcık vicdan olsun, birazcık merhamet olsun ya. Ben bütün soruları soracağım. Sen burada gerçekler ortaya çıksın diye mücadele ettiğin sürece ben sorular sormaya devam edeceğim. Ama Ayşe Gülizar'ın konuşması lazım, korkmaması lazım. Onlar da öldürülmekten korkuyorlarmış. İddiası öyle, Berkan ve annesi tarafından tehdit edildiğini evet, söylüyormuş. Evet, tehdit ediliyormuş. Evet, yani Berkan ve annesi Sevda Hanım Ayşe Gülizar'a tehdit ediyormuş. Hatta bugün de savcılığa gitmiş, konuşması lazım. Elinde bazı görüntüler, doneler varmış. Berkan bütün bu iddiaları sana da sormak istiyorum. Eğer gerçekten annesi ölümüne sebebiyet verdiyse gel kardeşim bütün bilgilerini burada konuşalım seninle. Ama her gün mezara neden gidiyorsun? Şu vicdanını rahatlatmak evet için mi gidiyorsun? Yani sorusunu da sana sormadan edemem ama. Kimse. Ama öte yandan senin kız kardeşin ve senin yeğenin susuyor ya. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum yani. Gamze Sakallıoğlu cinayetiyle devam ediyoruz efendim. Siz bana bunu nasıl yaparsınız? Allah'ım ne olursun bana yardım et yarabbim. Benim suçum günah ya. Çok özledim. 16 yaşındaki Gamze'nin öldürülmeden aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı. Bakalım fidanı doğru mu dikiyor? Ya, bir dakika,
adam böyle işte. Küçüklükten beri. Bu fidan bence öyle doğru olmayacak. Niye? Bir kere o arkasındaki büyük taşı çıkaracağız. Çıkartmaya çalış. Güç uygulama. Ha gayret. Güzel. Tamam. Çok güzel oldu. En son can suyunu vereceğiz. Bitecek. Bu senin fidanın artık. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. İleride büyüyecek. Büyüyecek eşit. Peki. Telefona diyorum her gün bakıp da alayım boğazdan bunu çıkarıp da canlı görüntüsün. Bu görüntü ne zaman çekildi? Bu herhalde 2001'den çekildi. Dünür Leyla'nın eski sevgilisi Mustafa ilk kez stüdyoya geldi. Ben ne gittim ne geldim onların yaşadıkları yeri bilmiyorum. Hiç aileye arama ihtiyacı duymadınız mı Turcen'le Halil'i? Çünkü onları da bir tehdit etmişsiniz galiba o meselelerin hepsine geleceğiz. Hayır ben onların numaraları yok ki bende. Hı? Numaraları yok bende. Ama onları tehdit etmişsiniz öyle söylüyorum. Ben öyle bir şey etmedim. Kendileri, bir saniye gece yarısı aradı. Kim aradı? Annesi aradı. Mehmet Bey'in eşi aradı. Turcan telefonda. Dedi. Biz aramadık. Hayır. Dedi ki, bir saniye. Dedi ki bunu buradan al bu gece. Ben dedim ki ben seninle muhatap değilim. Eşini ver. Eşiyle görüştük. Yani bunu aldım ben jandarmaya gideceğim. Hayır, bu evde dedim katliam olacak dedi. Bu dedim yani ben dedi jandarmaya gideceğim. Bir şey olacak mı olacak. Ben dedim kardeşim bu saatte ben otobüs bulamam. Sabaha kadar dedim sabredin sabah 8 dedim. Araba var. Aha. 8 dedim arabayla ve nihayetinde öyle oldu. 8 arabasıyla geldi. Kimseye tehdit etmedim diyorsunuz. Tehdit ettikten dedim sonra ki, bu Didem Hanım. Jandarmaya giderim dedi. Dedim git nereye gidiyorsan git dedim. Gülümser ve Turcan yüzleşti. Stüdyo karıştı. Gelinin yatak odasının sobayı ne yaktın? Biz Gamze söylediği için yaktım. Şimdi dedin ki yani o Gamze o pis odada yatmazdı dedin. Yatmazdı ben de tamam, onu biliyorum. Yatmazdı da güzel kardeşim sobayı niye yaktın? Nem var evde nem. Acaba cinayeti getirip orada işlediniz ya üşümeyelim ona şedinceye kadar mı yaktın? Niye o odayı ısıttın yapmak zor? Sabah çünkü Gamze koku geliyormuş. Gamze istedi Gamze. Pis olayana gelinle nefret ettiğiniz halde. Ben ondan nefret etmiyorum. Nefret edin oğlum nefret etmiyorum. Turcan ve Mehmet Halil buradalar. Değil misin Turcan? Arkadaşlarıma söz vermiştim bu arada. Gözyaşını gösterme falan demişlerdi bana. Kim sana gözyaşını gösterme dedi? Hapishane arkadaşlarım. Kim? Bu hangisiydi? Katilin karşısında onu sevindirme demişlerdi. Bunu sana kim söyledi? Lale mi söyledi? Ya, ya, arkadaşlarımın hepsi söyledi. Büşra varmış. Şeyleri. Büşra mı dedi? Hepsi söyledi. Katilden intikam almaya çalışma dediler. Hı. Yok dedim onu ben devlete teslim ederim falan dedim işte hepsi bu. Sen şüphelendiğin kişileri mi cezaevinde söyledin? Yok. Nereden biliyorlar katilin karşısında evet. Gözyaşı döküyor? Ama katilin karşısında yani kimsenin karşısında... Hayır. Yani sana demişler ki Turcan cezaevi arkadaşı. Bu arada Nazlı da canlı yine Nazlı'yı görelim. Nazlı hakkında bir şeyler söyledim. Ondan şüpheleniyorum gibi de. Onunla uğraşma gözyaşını da gösterme sevinmesin dediler. Nazlı'nın karşısında ağlama gözyaşını gösterme Nazlı evet. Sevinmesin. Sen cezaevinde de Nazlı'nın katil olabilir ismali mi söyledin? Parmağı olduğunu düşünüyorum dedim. Parmağı olduğunu düşünüyorum diyorsun. Peki şimdi cezaevinde biz senin abinle de Hasan'la konuştuk. Elimde bütün notları var. Birazdan bunların hepsini sana teker teker soracağım. Bu arada abinin sana ve Gülümser'e mesajı var. Önce onu söyleyeyim. Kardeşlerime abimi ben gayet severdim. Gerçekten de yine de severim. Benim aleyhimde bir şey konuştum bilmiyorum ama konuşacağını da tahmin etmiyorum. Senin aleyhine bir şey konuşmuş olabilir mi? Olabilir de olmayabilir de. İnsan sütenmiş. Sen cezaevinde kaç kez görüştün abinle? Tam hatırlamıyorum Didem Hanım ama bize kaç kez demişti? 3 dedi, öyle bir şey dedi. 3 ya da 4 sefer. Ben de öyle düşünüyorum. Öyle ben 5'ten fazla diyebiliyorum. Yanlış hatırlıyor olabilir misin? Çok görüşmüşsün. Bilmiyorum olabilir. Neyse birazdan geleceğim yani ama. Yani abim yani sonuçta rahatlatıyordu beni yani abim ağlıyordu kızım böyle oldu abi falan. Sen cezaevindeki arkadaşına bir arkadaşına şey demişsin, cezaevindeki bir arkadaşına birçok şey anlatmışsın. Ama cezaevindeki arkadaşına söylediğin çok ilginç şeyler var Turcan. Bilemem. Şimdi sana bir mektup geliyor ya cezaevinden. Gelen mektubun ben ismini söyleyeyim, soy ismini söylemeyeyim. Onu ben hatırlamıyorum kim olduğunu bilmiyorum. Sana cezaevinde yatan, mektup yazan kişi kim biliyor musun? Hayır. Bilmiyorum. Açıklayayım ama soy ismini açıklamayacağım. Arkadaşlar açıklıyorum. Lütfen konuştuğum her şeyi, bütün iddiaları KC'ye taşımanızı rica ediyorum. Daha net anlaşılsın mesele. Cezaevinde mektup yazan kişi tahmin ettiğimiz gibi
Senin abin Hasan'ın koğuş arkadaşı. Olabilir, ben bilmiyorum. Tanımıyorum yani. Adı da Serhat. Onu da hatırlamıyorum. 30-40 yaşlarında. Onu da hatırlamıyorum. Peki sen cezaevindeki sana mektup yazan bu kişiye neden cevap yazma ihtiyacı duydun? Cevap yazmadım ki. Cevap yazmak istemişsin. Yok istemedim. Ben eşimden başkasına hiçbir şey yazmak istemedim de yazmadım. Cezaevi arkadaşın böyle söylüyor. Onun iddiasıdır. Onun. Sen mektubu okutmuşsun. O konuşulmuş mektup. Sonra da demişsin ki ben bu Serhat'a bir şey yazayım. Yok öyle bir şey. Cevap yok. Yazayım. Hayır öyle bir madem şey. Madem istemiyorsa neden cevap yazmak istedin? İstemedim ki. Hayır, öyle biz bir bunu, şey yok. Hani biz bunu şeyden biliyoruz. Cezaevi arkadaşının iddiası o. Onun bileceği iş. Orada değil mi? Nereden biliyorsun? Yani onun biraz şaşırdın da sen o yüzden. Yok evet. Öyle bir şey yok. O nereden biliyormuş? O mektup işini herkes zaten öğrendi de. Onu bu kişi? Asıl bilen Lale. Benim en büyük orada ilk başlarda Lale'dir yani bana destek. Kimdir olan. Lale? Lale benim tanıdığıma göre bir mahkum. Cinayetten girmiş. Nasıl destek oldu sana? Sadece manevi yani başka bir desteği olmadı. Soy ismi neydi Lale'nin? Lale Cengiz. Cengiz'di. Çok mu destek oldu sana? Evet, ağlama falan, geri getiremeyeceğiz işte bulunacak. Ona benzer teselliler veriyordu. Benim en iyi yani arkadaşım orada odur. Sana taktikler Hatice, mi veriyordu, teselli mi ediyordu? Hatice diye bir arkadaşım var. Büşra varmış. Soyadını vermek istemiyorum, kendisi versin istiyorum. Büşra varmış. Büşra da vardır. Benim yani hep bir şey söyleyeceğim. İftiralarla değil de ben gerçeklerle yürüyorum. Delillerle yürüyorum Didem Hanım. İftiralar bana vız gelir, tırıs gider. Tamam ama bizim aldığımız diğer bilgi ona mektup yazmak istemişsin karşı tarafa. Hayır, yok öyle bir şey. Bu arada abin Hasan'ın da şüphelendiği biri var. Abin Hasan'ın şüphelendiği kişi, katil olarak düşündüğü kişi şu kadarını söyleyeyim, Nazlı değil. Bilemem. Abin bize bir isim verdi. Bilemem. Katilin o olabileceğini söyledi. Ben de şunu söyleyeyim. Ben onu birazdan açıklayacağım. Katili bulduğumu düşünüyorum. Katili bulduğunu düşünüyorsun? Evet. Abin de söyledi bize isim. Hayır. Erkek mi kadın mı? Erkek. Emin misin? Eminim. Hepsini konuşacağız. Katili bulduğumu düşünüyorum. Orhan Bey, boğazdaki izler bir katile mi? Aynen. Kadına mı ait, erkeğe mi ait? Bence kadına ait çünkü tırnak izleri var. O kişinin de tırnakları var. Ve normal bir kişinin tırnağı değil. Herkesin tırnakları hemen hemen aynıdır. Şu tırnak peki, yok. Turcan bu kez katil olarak kimi düşünüyor? Orhan Bey özellikle evet. İzlere bakarak onun bir kadın olabileceğini düşünüyor. Ama ben düşünüyorum sadece. Abinin söylediği başka bomba iddialar da var. Hepsini de açıklayacağım birazdan. Düşünüyorum. Öte yandan Ramazan'la ilgili de bazı iddiaları konuşacağız. İzninizle bir ara, sonra Nazlı bunları iyi dinle, sana soracaklarım var. Devam edeceğiz. Nazlı kaçtı ya. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Siz bana bunu nasıl yaparsınız? Allah'ım ne olursun bana yardım et yarabbim. Benim suçum günah ya. Çok özledim. Bu açıklamalar olay yaratacak. Gamze'ye ait bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Gamze'nin ölü bulundu. Turcen'in cezaevindeki abisi Hasan'dan şok açıklamalar. En sevdiğim evlatıma niye yapayım? Abla bir şey var. Bak o gece bir şey oldu. Yaptıysa da kendisi abla. Evet. O aşk mektubunun sırrı çözülüyor. Ananın ak sütü gibi temizim. Abi Hasan kimi hedef gösterdi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet, Gamze Sakallıoğlu cinayetiyle devam ediyorum. Nazlı'yı bir göreyim. Nazlı, kayınvalidenle kayınpederinin sana bir sürprizi varmış. Birazdan onu ben de göreceğim. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Bir şeyler getirmişler. Onu birazdan göreceğiz ama. Şimdi Turcen'in abisi Hasan cezaevinde. Hasan neden cezaevinde? Kendi öz kızına, evladını istismar ettiği için. Onunla, öyle bir şey yok. Ben iddiayı söylüyorum. Hı hı. Kendi kızının daha önce başka biriyle beraber olup olmadığını kontrol etmek için istismar ediyor kızını. Böyle bir şey olabilir mi? Ya istismar yok. Şimdi şöyle İddia bir bu. Şey. Korkunç. Şöyle bir şey. Korkunç. Hayır. Bizim konumuz o değil. Askerdeyken sihayeydi. Sihayeydi. Kızı demiş, doktora götüreceğim seni demiş kızını. Seni de hep bir laba toplanırız annemgiline şikayet ederiz sakın ha demiş kızı. Ben bunun için istismar etmesi mi gerekiyordu?
Turcan da benim gibi yalan söyleyemediği için böyle dedim dedim demiş. Turcan niye ceza böyle aldı o zaman? Kardeşin sana için içeride... yani, cezaevinde olmasının nedeni sadece orada bir şey kontrol etmek için baktığında cezaevine girmez. Bakmamış. Başka, şey. Başka şeyler de yaptığı söyleniyor. Neyse beni ilgilendirmez kendi ama. Kendi ifadesinde. Senin kardeşin Hasan sensizle olan görüşmenizde benim yapamadığımı sen yaptın demek ne demek? Ben öyle bir şey duymadım ki. Abin sana öyle söylemiş. Yok ben duymadım. Benim yapamadığımı sen yaptın. Ben niye yapmışım ki? Şimdi 5 yıldır görüşmüyormuşsunuz. Hasan'ın dediklerine gelelim. 5 yıldır görüşmüyormuşsunuz. Hı, olabilir. Evet. Ben yılı hatırlamıyorum. O yüzden diyor cezaevine geldiğinde diyor birkaç kez diyor kardeşim abin mi oluyor Hasan? Abim. İşte birkaç defa kardeşim benimle görüşmeye geldi diyor Hasan. Evet geldim. Ben de ona benim kızıma yapamadığımı sen yaptın helal olsun şeklinde bir cümle söylüyorsunuz ama bunu ben söylemedim diyor. O da yalanlıyor. Hmm. İkiniz de yalanlıyorsunuz. Ha bak bana ne dedi biliyor musun? Sadece ben çocuğumu benim koruyamadım. Benim çocuklarım benim sözümü tutmadı ama sen dört dörtlük çocuk yetiştirdin ama niye bu oldu diye bir kelime kullandı bir ara. Budur belki. Peki sana bir tavsiyede bulundu mu Hasan? Yok. Yani şöyle yap, böyle davran, şunu yap, bunu yap diye. Hayır. Hasan da bize de ekibimize diyor ki sadece ben çocuğumu koruyamadım. Bari sen ekranlara çık, kendini koru dedim diyor. Böyle bir şey söyledi mi sana? Hatırlamıyorum ki. Bence söylememiştir. Bunu Hasan burada sallamış yani. Özür dilerim ama. Hatırlamıyorum. Turcan bana kızını öldürmediğini söyledi. Böyle demiş. Turcan bana kızını öldürmediğini söyledi. Turcan'ı cezaevinde mektup yazan kişi benim koğuş arkadaşım Serhat. Ben tanımıyorum. 30-40 yaşlarında. Daha önce de böyle birine mektup yazıp sarkıntılık yapmıştı diyor. Hı. Normal bir insan değil diyor. Ben kabul etmem öyle şeyleri. Diyor ki Ramazan diyor Ayşeler o gün eve gelince Gamze'yi istemeye geldiklerini düşünmüş. Hı. Bir daha söylüyorum Hasan'ın, Hasan abinin ekibimize söylediği cezaevinde. Ramazan... O gün Ayşeler geliyor ya, Ayşe kocasının adı neydi? Ümit. İyi dinle Nazlı. Ramazan Ayşeler o gün eve gelince Gamze'yi istemeye geldiklerini düşünmüş. Onu hiç kimse istemedi ki değil ama. Ama bak bunu senin kardeşin söylüyor. Seninle de görüşmüş ya nereden bilecek? Demek ki sen bir şeyler anlattın Ramazan'la ilgili. Hiçbir şey anlatmadım. Ramazan Ayşeler o gün eve gelince Gamze'yi istemeye geldiklerini düşünmüş. Onu kıskanmış. O yüzden de gece eve gelip Gamze'yi Ramazan öldürmüş olabilir diye düşünüyor. Ramazan'ın katil olabileceğini düşünüyor. İlginç mi? Olabilir. Herkes düşüncede özgürdür. Ramazan diyor hem ormancı olduğu için hem de ona oradan haber uçuracak çok kişi olduğu için Ayşelerin diyor oraya geldiğini biliyordur diyor. O gün Ayşelerin oraya geldiğini Ramazan biliyor muydu? Bilmiyorum ki. Senin kızın Fatma... Damadın Durmuş niye oraya geldi o gün? Valla benim bildiğim... Ne, bir şey konuşmak için geliyorlar da. Hayır, benim... Fatma dedi çünkü. Benim bildiğim, hatta Gamze de vardı, babası da vardı. Babası içerideydi, biz salonda yemek falan hazırlıyorduk. Haftaya gelelim dedi, biz de dedi. Hamur yorayım geleyim ben dedi. Lahmacun et almış gelmiş Durmuş dedi. Onu dedi, lahmacun yapalım dedi. Ama bir şey konuşmak için geldik ama Ayşeler geldiği için konuşamadık ama dedi. Ama şöyle bir şey de var Didem Hanım. Onu ben bilmiyorum. Bu Mefarna Durmuş, Mefarna görüşüyor da o Mefarna'nın oraya geleceğinden biz Durmuş'tan haberi oluyorsa Ramazan'da haberi vardır. Ramazan haber ama Ramazan'a haber vardır uçuran ya, biri var diyor. Yani. Vardır mutlaka söyleyeceğim vardır. Bak bunu ama senin dayısı Hasan, senin de abin Hasan'ın bununla ilgili fikri var. Diyor ki katil diyor Ramazan olabilir. Fatma, Ramazan ve Durmuş'un bu işin içinde olduğunu düşünüyorum diyor. Fatma, o Allah'ın Ramazan. Onların arasında ben kimseyi savunmuyorum. Ben sadece burada rahmetli kızımın hakkını savunuyorum. Hatta sana şunu söyleyeyim. Abin diyor ki Görkem'in de diyor Ramazan'la işbirliği yaptığını düşünüyorum. Ramazan'a haber uçuran kişinin de Görkem olduğunu düşünüyorum diyor o gece. Bilmiyorum abi. Peki abi. Görkem niye susuyor? Onu ne bileyim ben. Görkem ekibi arkadaşlarımıza demiş. Ben bugün bak gittiğimde işte babasına Görkem dedim teyit etmiş dedim ben. Mustafa Yarımbaşı. Yarımbaşı niye çıkmıyor dedim. Babasının gözleri börtledi beni ters dedi. Neyi teyit etmiş Görkem? Yani bana söyledi gösterdik biz Mustafa Yarımbaşı. Bize bu adam geldi buraya dedi. Siz cezaevindeyken mi geliyor? Yok çıktıktan sonra geliyor. O adam biz cezaevindeki geliyor Görkem görmüş. Peki daha önce ben hiç gitmedim Bodrum'a diyor Mustafa. Evet. Şimdi konuyu bir dakika. Şimdi Ramazan, bak senin abin diyor ki
Siz bu Ramazan meselesini cezaevinde konuştunuz mu abinle? Yok, hiç haberim yoktu öyle bir şeyden. Peki abin Ramazan'dan bu kadar çok şüpheleniyorsa, 3-4 defa sen görüştüysen, kardeşim, demek ki abine Ramazan'la ilgili fikri var. Kayıtlarda var. Benim haberim olsa, bak benim haberim olsa, en yakın burada bana gelebilecek olan abimin oğlu Önay, en yakın gelebilecek, her hafta benim yanıma gelebilecek kişi Ramazan. Bunların hakkında ben ne dilekçe vereyim de ziyaretimi isteyeyim, haberim olsaydı. Ne diyorsun, anlamadım ki. Ziyaret için isim mi verdin sen? Evet. Ramazan kimi verdin? Verdin? Ramazan'dan kardeşimin oğlu Önay'ı verdim. Niye onları verdin, evet. Ramazan adını veriyorsun? Ya onlar oraya babasının yanına gelip gidiyor. Ramazan da en yakın bana. İhtiyacım olduğunda ablası, bunlara ulaşamadığım için, avukatına ulaşamadığım için. Evet. Onlara ulaşırım diye ben ona orada şey verdim, ziyaretime gelebilir, dilekçe verdim. Ben Ramazan'dan şüphelensem, ben buraya geldi geleli söylüyorum. Bunu niye yapayım? Çok garip ama gerçekten. Çok garip gerçekten. Size de garip değil mi? Evet, evet yani Ramazan'ın sana görüşe gelmesine o kadar güveniyor musun, Ramazan'ın senin yanına ya gelmesine? Ya ne bileyim işte, ben bunlara yardım ediyorum, Mefar'a yardım ediyor. Biz onun sayesinde işe girdiğimiz için. Yani oğlunu istemiyorsun oraya gelmesini. Oğlum gelmiyor benim yanıma, gelmiyor. İsmini gelmiyor. Verdim. Ramazan niye geliyor? Ya gelmedi ki zaten. Ha, ismini verdin ama gelmedi. Gelmedi. Ya sen Ramazan'ın cezaevine gelmesini istedin ama Ramazan gelmedi. Gelmedi. Peki Ramazan'ın cezaevine gelmesini istedin. Neden istedin? Fatma'ya bir şeyler ulaştırır ki bana da bir haber Fatma'nın gelir diye. Fatma'nın ismini ver. Fatma'nın adını söyle. Niye Ramazan'ın ismini? Fatma'yla ben konuşamıyorum. Sen Ramazan'a bu kadar çok güveniyorsun. Aydana'ya bak, Aydana'ya ya, Aydana'ya tamam. Görüşebiliyorum ben ancak Fatma'yla. Peki özür dilerim. Özür dilerim. Sen Ramazan'a bu kadar çok fazla güveniyorsun ve cezaevine gelmesi istiyorsun, adını veriyorsun ya. Ramazan niye gelmedi o zaman? Ne bileyim ben, bana yalakalık yapıyor bilmem ne diye, ben hisleri doğru yönünde yani öyle düşünerek. Ben ondan katil olduğunu bilsem, bu mesajları bilsem niye böyle bir şey yapayım? Ramazan katil mi? Hayır bak, katil diye iddia ediliyor sizin. Ben değil Hasan ya, senin tamam abin. Tamam işte bak, bunu söylüyorum size. Ben kimseye katil demiyorum. Bak diyor zaten. Ki Ramazan'a da haber uçuran kişi aslında ona aşık olduğunu iddia ettikleri Görkem. Olabilir, ne olmaz. Olabilir. Görkem arkadaşlarımıza demiş ki, Görkem Hanım. Demişsin ki Görkem Hanım. Gamze'ydin, Allah rahmet eylesin. Nazlı'yı görelim lütfen. Şüpheliler bulunsun. Bir daha söyleyeyim. Şüpheliler bulunsun, ben öyle konuşacağım. Hadi oradan. Hadi Allah oradan. Allah. Sen bak birçok şeyi biliyorsun ve susuyorsun Görkem. Ne demek şüpheliler bulunsun, ben öyle konuşacağım? Demek ki... Bildiği bir şey var. Bildiği bir şey var. Ve susuyorsun Görkem. Bildiği bir şey var onların. Evet. Babası hadi diyelim ki, diyor ki... Ben inanmıyorum da, inandım diyelim, karım diyor, benden ayrılacak diyor. Tamam, şimdi bak... Gitmesin diyor. Görkem konuşmuyor, ne bileyim. Nazlı. Şimdi Görkem demiş ki, öte yandan yani o akşam Ramazan gelmiş olabilir, katil Ramazan olabilir diyor dayısı Hasan, Gamze'nin dayısı. Öte yandan da o gece Ramazan'a işte Ayşe'ler ya da birileri gelip istemeye geldiler diye bir haber uçuran kişinin de Görkem olduğunu söylüyor. Görkem olabilir mi bu kişi ve Görkem ben şüpheliler bulunsun öyle konuşacağım demekle ne demek istiyor? Bir de yani, doğru zamanı bekliyormuş hanımefendi görüşmek için. Daha neye bekliyor? Katili biliyor. Nasıl? Demek ki Görkem de katili biliyor o zaman. Bence öyle, bence de öyle. Ya bence katili sen de biliyorsun da söylemiyorsun. Hı? Ya sen sus, biz sana muhatap olmuyoruz tabii, bir kere. Tabii canım. Sen sus, duyduk sence de sen niye sus. Niye susuyormuşum ben? Benim evlatım. Senle konuşmuyorum ben. Sen susar mısın? Dün arada benden konuşuyordun. Görkem ne biliyor sence? Sen bakmıyorsun ki. Nazlı, Görkem ne biliyor canım? Vallahi abla bir şey diyeyim mi? Görkem her şeyi biliyor. Görkem'in var ya, bilmediği hiçbir şey yok abla. Vallahi Ramazan'la da ilgi duyuyor anladığım kadarıyla. O Ramazan'a zaten aşık. Bacı, kız, kardeş hepsi aşık onlara zaten. Gözlerle Görkem. Yani bak senin abin Hasan, bu işin içerisinde Ramazan, Görkem, Fatma ve Durmuş'un olduğunu düşünüyor. Ya abim tamam da televizyondan gördüğü gibi konuşuyor da ben... Sen bir şey anlattın mı ona, abine? Yok, hiçbir şey anlatmadım. Ne konuştunuz 4-5 defa 6 defa görüşüp? Ne konuştuk işte, nasılsın, iyi misin, işte evi satmayın,
yerleşim alanınızı. Bir gittiğinizde kaç dakika gitmeye görüşüyordunuz? Bir gittiğinizde kaç dakika konuşuyordunuz? Bir 45, saat. 45 dakika. 45 dakika. Sağ ol Ali. Yok ya, bir saat. Bir saat. 45 dakika. Bir saat ya. Bizde tamam. 45 dakika da. Yani o şey, zaman yani neyse öyle. 45 dakika, 5 defa görüştüğünü farz et. Evet. Sen abin Hasan'la 5 evet. saat ne görüştün? İşte Gamze'nin öldüğü, böyle işte içim yanıyor, ciğerim yanıyor, ona benzer şeyler konuştum ben. Çok özledim ona gibi. Hı. Öyle şeyler yani. Didem Hanım, önce ilk girdiğimizde açık görüş olsun, kapalı görüş olsun yarım saatti. Hı hı. Sonra telefon görüşünü 10 dakikaya düşürdüler. Hı hı. Açık görüşü 45 dakikaya çıkardılar. Ya senin yeğenin Görkem. Yani. Ramazan'la ilgili birçok şeyi biliyor. Zamanı gelince konuşacağım. Işte doğru zamanı ne demek ya? Kaç kere aradım. Kızım gel söyle konuş. Bağlanmayacağım. Sen bilirsin o zaman. Sen Fatma'yı da demişsin ki, ben daha doğrusu Cuma günü Fatmalara da dedin ya. Evet. Ben o da Ramazan'la görüştüğü için onu da sildim dedin. Evet. Fatma'yla konuştun mu hafta sonu? Fatma'ya ben konuştum. Geldiğimi söyledim. Çünkü evlatım olduğu için. Hı. Allah razı olsun yani. Bana zarar olmadı. Cezaevinde ziyaretime geldi. İlgilendi bir şeylerle. Yani konuşuyoruz. Yalan söylemeyeyim. Dedim ki bak, ben kendi rızamla, siz söylemediniz bana. Hı. Dedim ki bak, bildiğin bir şey varsa, senin mesela wifi'n dedim öyle görünmüş, telefonun öyle görünmüş. Kendinizi savunun falan. Ben sizi savunamıyorum. Zor durumda bırakıyorsunuz. Geçen gün bana bir soru soruldu senin hakkında. Hatta dedim ki benim bana sorulacak sorumu bu dedim ben. Ben dedi çıkmam dedi. Zaten rezil oldum dedi. Bilmem ne dedi. İşte illaki üstüme gelirseniz sizden de görüşmem. Mahkemeye veririm. Ve avukat ne dedi? Size gibilerinden bir şeyler konuştu yani. Bunların hepsi yalan, dedikodu. İşte, bir de Fatma demiş ki ben ağzından laf almaya çalışıyorum. Ramazan'ın ağzından laf almaya çalışıyorum. Daha önce söyledim. Ya özür dilerim ama. Özür dilerim ama birinin ağzına laf almaya çalışıyorsan bunu WhatsApp üzerinden yapmazsın. Aleni yaparsın, konuşursun. Yani. Telefonlara da dinleniyorsa senin de jandarma da, o da bu da dinler. Tamam mı kardeşim? Savcı da dinler, senin savcılarımız, jandarmamız da öyle. Oradan da mutlaka bir dinle. Yani. Yani dinleme yapılmıştır şu ana ama kadar. Madem sen var, laf almaya çalışıyorsan Ramazan Efendi'den WhatsApp üzerinden konuşmazsın. Hadi oradan ya. Fatma sallıyor madem, yani. Yalan söylüyor. Bu yazılı bir anla bir şey. Madem bu gerçek varken sen bu çıkıkta niye konuşmuyorsun yavrum? Evet. Senin burada wifi'n gitmiş, telefonun gitmiş başucundan. Kim götürmüş? Bunları kim götürdü kardeşim? Bunları ispatla bakalım. Evet. Madem senin haberin yoksa. Fatma'nın bence bazı noktalarda korktuğu. Madem böyle bir iddialar var, çık yanıtla bunları ya. Ramazan'la görüşmeye devam ediyor mu Fatma? Yani bak Didem Hanım, size de kızıyorum. Neden biliyorum? Bir dakika, Ramazan'la hala görüşüyorlar. Görüşüyorlar tabii canım ona. Ha söyle. Bir şeyi hemen kesiyorsunuz iyice dinlemeden. Tamam dinliyorum, tamam, özür dilerim. Buna da kızıyorum yani size. Tamam söyle ama Fatma konusu önemliydi yani. Fatma'ya ben iyi niyetle söyledim, bana öyle söyledi. Hatta ana telefonu bile açmamak istemiş, konuşmak istemiyormuş. Hatta bizimle bile konuşmak istemiyormuş konuşmasın artık ya. Bu saatten sonra. Ama bizim evlatımız çünkü. Hayır. Atılmaz tutulmaz, hepsi evlatımız. Evladın da, senin yani. Bir tane evladın ölmüş. Toprağın evet, altında. Evet. Diğer evladın da onu istismar eden Ramazan'la görüşmeye devam ediyor. Evet. Ya bunlara, normal mi? Bunlar akıl veren, ben söyleyeyim mi? Hasan Ramazan. Almancı bunlar ikisi çıkmayın, gitmeyin. Görmediniz mi bana burada olmayın. Neler yaptı? Şimdi bunlar yapayım. Siz bu bir şey söyleyeceğim. Ramazan aynı anda iki kadınla beraber olmuş olabilir mi? Bilemem, gözümle görmedim ama olabilir de. Bilemem. Olabilir de olmayabilir de. Onu bir şey diyemem yani. Herkesin kendi özel hayatını ben bilemem. Beraber olduğu kişilerden bir tanesi Gamze ile beraber olmak istemiş olabilir mi? Bilmiyorum ki. Ha? Bilmiyorum ki. Her şey olabilir. Varsa böyle bir şey varsa, çıksın yani. Sen size geldiğinde... Dışarıdan gelip de yani başka biri öldürmedi yani, bunu. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Didem Hanım? Bir şey söyleyeyim mi? Bunu bir el yaptı, tamam mı? Birisi yaptı. Gökyüzünden biri inik de yapmadı. Nasıl yani. Bir el yaptı? Ben bilmiyorum nasıl bir el yaptı ama oradaki izler bana Mustafa Yarımbaşı gösteriyor. Nasıl gösteriyor o izler? O izler burada iki parmak izi tekrar basılmış. Gel benden gösterir misin lütfen? Bir onu bir şeyini yapalım, canlandırmasını yapalım. Dördüncü parmak niye batmış? Orhan verirsen siz de gelir misiniz? Bir kişinin parmağı batar. Tamam. Bunu bir canlandırmasını reklam arasında yaptık. Vallahi boğazım hala ağrıyor. Yavaş yap. Evet. Ya ama sen iz kalsın diye yaptın. Hala boğazım ağrıyor. Bir sıktı boğazımı. Yapma ama. Tamam hadi bakalım. Biraz da aşağı gör. Bunu şöyle yapmış olabilir. Açayım ben gömleği. Az şöyle veriden. Kız döndüm benim ya. Tahminim şöyle yapmış olabilir bak. Hı. Şu parmaklar şu boşta zaten. Şöyle arkadan da bunu destekleyerek şu hı. El zaten sakat ya. Hı. Yapmış olabilir ve böyle iki basmış destekleyerek buraya. Destekleyerek mi?
yapmış olabilir. Destekleyerek de yapmış olabilir. Ya da yatırarak da yapmış olabilir. Bu iki sefer basılmış ama bu üç parmak fotoğraf bana onu gösteriyor. Peki o sırada acaba sert bir zemine yatırmış olabilir mi? Her katil. Şey olabilir. Her şey olabilir. Ve fotoğraf yanınızda mı? Şu aklımdaki şüpheyi yanında. Unutmadan da söyleyeyim. Bize gel, bir dur, şey yapmış bunlar. Ha? Bunlar bize bir şey yapmış. Yani boyatıcı bir şey yapmış. Öyle mi? Evet. Ben öyle düşünüyorum. Bayıltma mı? Evet. Yani zaten ilaç almıştık. Bir şey mi sıktılar? Ne yaptılar? Bir şey sıkmış bunlar bize. Bir dakika. Benim kalkmama şansım hiç yok. Tamam. Bugün muhabiriniz bak. Muhabiriniz kaldıracaktı. Bak. Muhabiriniz kaldıracaktı. Ben ondan evvel hemen haberim oldu yani. Turcan bak. Evet. İşaret bak. Parmağı, orta parmak, yüzük parmağı. Evet. Bak. Küçük parmak yok. Bu aralığa ne kadar açık? Küçük parmak yakın. Yok bak dikkat bu et. Bu yok. Burada da yok. Buradaki de aynı bak. İki yerde evet. Var. Ve tırnağı olan birisi. Bence evet. Bir kadın eli bu. Çünkü bu kadar ekonomik... Arkadaş kadın eli parmağı yok. Çıksın o zaman kimse. Bak tırnak izlerini görüyor musun? Bak şunlar tırnak izi. Şey bak yapalım. Görüyor musun? Tırnak izi ve kanamış. Bayağı içeri çökmüş. Evet ben kanamış. Bunu görerekten zaten size bunu söylüyorum. Neyi söylüyorsun? Neyi görerek? Baksana izlere ya. 3 tane parmak var orada. Evet. Burada bilerek 2 tane yapılmış. Ya bunlar yapılmış. Şimdi bu tırnak izleri bunlar Mustafa Yarınbaş'a ait değildir ya. Daha kalın bir el değil bu. İnce bir el. İnce. Yani. Ucu sivri ama. Tırnakları uzun olan bir insan. Ucu onun da sivri baktın mı? Ya erkekler genelde uzun tırnak bırakmaz. Ama onun sivri. O yüzden ben kadın olma ama ihtimali onun, yüksek diyorum. Ama onun sivri. Hı. Yok gördün ellerine mi? Baktım ben onu. Peki bir şey soracağım. Peki bunu Görkem yapmış olabilir mi? Bilmiyorum. Bu elini nasıl yumacak? Görkem'in heh, elinde bak. Bir şey yok ki. Bunu doğru, nasıl yiyeceğiz? Göster doğru. Bakayım elini. Bu eli nasıl yiyecek? Bu tarafa dön. Yani, anlaşılsın mesele. Bu parmağı nasıl yiyecek? Herhangi şu bir elini adam... şöyle düz tutar mısın? Benim parmaklarımda bak. Bak niye bükük? Oraya doğru kameraya doğru. Kamerayı görsün. Bu benim niye bükük? Kamerayı göstersene. Ama çevirir misin lütfen? Tam anlaşılsın. Senin elin bükük. Yok şöyle bak, dönsene. Bak benim elim bükük ama çıkar. Şöyle tut. Bak o parmak çıkar. Benim elim çok halı dokudum, çok yemen yaptım. Bu ben... İpi bu parmağımla tutarak yaparım. Bu parmaklarım da bıçak yaptı. Böyle sürekli bıçak tutarak. Anladın mı? Makas bıçak tutarak. Anladım. Bak. Ama tekrar deneyelim bak. Bu benim yapmam için. Basar mısın? Biraz baskı uygula. Canın yanarsa. Yok yanarsa ben söyle. Ben incitemem seni. Yok ben baskı uygula. Ben sana bak, canım yandığı zaman söylüyorum. Şu parmak. Bas. Şu parmak. Bastır. Dinlesene beni. Şu parmak böyle olması için, yapılması için... Ne yaparsan yap bu parmağın izi çıkar sağlam kişide. Tamam bastır. Bastırayım. Bayağı kuvvetlisin ha. Sol elin bayağı ben kuvvetli. Ben çalışıyorum. Bu elim de daha kuvvetlidir. Ben çalışan bir insanım. Bu el daha kuvvetli. Bunda damar tıkanıklı bir şey var ya. O yüzden bu elim daha kuvvetli. Ben çalışan insanım. Zaten elimi ben sürekli iki elimde işte kullanıyorum yani. Şimdi kızın o ben gece... Ben iddia etmiyorum ki yani ben çalıştığım için bir şey o getirdiğiniz emanetleri birazdan göstereceğim ama... O tırnak kızın, çıkar. Kızın o gece dışarıda sert bir zeminde öldürülmüş olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Sert zemin neresidir? Nerede öldürülmüş olabilir? Dışarıda bahçede, bahçede tamam. Öldürmüşlerdir. Her taraf bahçede de öldürmüş olabilir. Bahçede. Tabii dışarıda, yukarıda. Şeyde, koridorda? Koridorda ses duyulur diye yapmazlar. Ha. Ya da bizi uyuttular. Ya da bizi uyuttular. Bir ilaç bile odaların sıktılar. Zeminleri sert mi? Koridor mu sert? Sert. Beton mu? İki oda altı parka. Beton, üstü parke, salon önünde. İki oda parka, mutfak, salon. Çünkü şöyle salon, düşünüyorum ben. Seramik. Yani onu rahat taşıyabilir. Yani siz içeride uyuduğunuz için. Katil şunu yapmış olabilir mi? O ya şey var ya. Zaten... Ben izninle bir sorumu söyleyeyim, tamamlayayım. Tamam. O koridor var ya, odalara açılan koridor. Aslında o görüntülerde hazır varsa arkadaşlar bulalım. O koridorda sobanın olduğu yer var ya. Orada işte çünkü Gamze'nin kendi odasında öldürse siz duyarsınız. Arada bir cam var. Mutlaka yani. Mutlaka duymanız o yerde, lazım. Şimdi o yerde öldürüyor. Tamam mı? Koridorda öldürüyor. Sonra da onu götürüp Nazlı'nın odasına kadar sürüklemiş olabilir mi? Olabilir. Her şey olabilir. Ama işte sesi olabilir. Duymamamız biz bizim. Biz ses duymamamız. Tamam Turcan. Biz ses duymamamız çok enteresan değil mi? Orada mesela sert zemine çöküp kızı işte sert zeminde öldürüp arkasından da Nazlı'nın odasına doğru sürüklemiş olabilir mi? Çünkü neden? Çünkü kızının şuralarında sürükleme izleri var. Orhan Bey daha yaşıyorlar. Evet. Bak şu koridor şurası. Taşınma izi var yani sürüklenerek. Bana zaten, sorarsın. Tamam bir Turcan anlatsın. Ben Orhan Bey'le konuştum. Zaten canlı şeyde de benim kulağıma geldiğinde cezaevindeyken çocuk
halı gibi bir şeyin üzerinde diye söyleniyor jandarma. Bak işte bu boğma esnasında da olabilir. Yani sürtünme. Ayak koldurda zor bir durum yani. Ya da çocuğun o öldürüldüğü odanın içinde de olabilir. Tamam yani şimdi işte. Turcan söylesin. Turcan sert zeminde öldürülmüş olabilir diyorsun. Olabilir. Koridorda ama öldürülmüş. Ayakkabı niye AB'de yaşanıldı orada? O ayakkabı niye ayakkabıyı öyle? Geçmedi. Geçmeden. Yani. Şimdi o koridor şurası ya. LED'e de verelim arkadaşlar. Veya katil kaçacağım diye ayakkabıya basmış da fırlatmış da olabilir. Şimdi izinle bu koridorda öldürülüp işte katil bunu aslında Gamze kendi odasına yatmak istiyor. Nazır'ın odasına doğru sürüklemiş götürmüş olabilir mi Turcan? Olabilir. Olabilir. Peki katil neden onu Gamze'nin odasına götürmüyor da Nazlı'nın yatağına götürüyor? Onu bilmiyorum. Ben Nazlıgil'den çok şüpheliyim çünkü bu Nazlıgil evde önce biz yaşadığımız zaman Nazlı zılgıtlığa atıyordu. Peki özür dilerim. O zılgıtları boşuna atmıyormuş diye düşünüyorum. Çünkü kendini şahitlendirip bizim üstümüze bir şeyler yıkmaya çalışmaya bu eylemler yaptığını düşünüyorum. Orada yaşanan şeyi şimdi yapsan o zılgıtları şunları bunları yapacağını düşünmüyorum. Hepsi roldü diye düşünüyorum. O zeytinin dibinde söylediği şeyler yüzünden hep kafama bu takılıyor. Ne söylemişti zeytin? Geldik de nelerle uğraşıyoruz dedi. Bunu Gamze de duydu, ben de duydum. Peki katil Holde Gamze'yi öldürüp arkasından Nazlı'nın odasına götürüp oraya yatağı yatırıp, çarşafı serip, bak çarşafı seriyor. Çünkü orada çarşaf serili değil, izninle ben tamamlayayım. Çarşafı seriyor. Üzerine cesedi koyuyor. Üzerine halı şeyleri, bir yorgan, iki tane battaniye örterek. Katil ne mesaj verdi sence? Vallahi bilmiyorum ne mesaj verdi ama benim hep aklım Nazlı'nın arkasından pislik diye düşünüyorum. Ay niye? Katili burada vermek istediği bir mesaj var. İşte diyorum ya biz zaten hani ona benim her kavga ediyormuşuz ya. Kavga ediyormuşuz bana da kızıyor. Bir dakika da. Hep biz ona kavga ediyormuşuz ya. Evde olaylar çıkarıyordu bir şeyler yapıyordu ya. Ha. Ben hep o tarafa yöneliyorum. Çünkü onların arkasından olan bir şey diye düşünüyorum. Anladım. Ben ikisine birden bir soru soracağım. Öteki kendi yatağında değil de onun yatağına yatırmış gibi. Tamam. Gösterik bizden yani biz yaptı gösterik bizi tutup anlatmaya diye düşünüyorum. Anladım. Siz bazı şey Orhan bir soruyu daha sonra soralım tamam, mı? Tamam. Tamam. Yani bunun arkasında da pisliğe misliğe şu bu değil. Mal başka bir şey değil. Daha önceleri bu yapılmadı da biz Gamze'ye malı vereceğimiz zaman mı yapıldı? Nazlı ne diyorsun seninle ilgili bu suçlamaya canım? Ya Dedem abla. Deminden beri bir şey söyleyeceğim. Heh. Beni dinlesin 2 dakika. Dinlemesini öğren. Tamam sakin ol tamam. Dinliyoruz sakin sakin seni Nazlı. Hani Dida abla sen dedin ya işte bu bir şey katil bir şey söylemek istemiş falan dediniz ya. Hani. Bir mesaj var. Her katili bir mesajı vardır çünkü. Evet maalesef. Niye? Evet. Çünkü niye? Hani Turcan benden nefret ediyor ya Dida abla. Evet. Turcan benden nefret ettiği için bunu ne yapalım ne yapalım düşündü. Direkt Nazlı'nın odasına yatıralım. 3 tane battaniye. O çocuğun üstüne battaniyeyi bırak. Yatağa bile taşmaz yatağa. Akıl var mantık var. Öldürdü ya. Ha, benim işim geldim yok senden intikam alacağım seni suçlayacağım. O kaynaklar senin. Sen öldürdün o çocuğu. Benim Turcan değil işte. Sen kendisin katil. Sensin o katil. Yardım yatakçısısın sen. Şimdi alalım bir dakika Nazlı'nın. Nazlı'nın sesini alalım. Şey de diyor ki hem evde diyor o kadar çok huzursuzluk çıkartıyordu. Aslında bizden intikam almaya çalıştı. Kızımızı o yüzden öldürdü diyor. Evet. Yanlış anlamadıysam. Ben niye öldüreyim çocuğumu? Evden bazı şeylerle gelmiş, emanetlerle el bebek, gelmiş. Gül bebek okuttum ettim. Onun kocasını da okutmaya çalıştım. Hepsini okutmaya çalıştım. Ben o çocuğumu niye öldüreyim? Sebep göster bana. Gerekirse evi incelesin burada de tekrar. Türkiye 84 milyona rezil etti kendisi. Anne babam pisliğini. Niye yapmadın bana cezaevine gir. Ben çalışıyorum. Biz cezaevine girdik. Sen o eve geldin. Niye temizlemedin kardeşim? 4-2 tane makine var bu evde. Arkadaşlar şu KC'yi düzelseniz olay İstanbul'da değil ya. Bodrum'da ya. Yani. Günaydın. Ya. Günaydın. Bodrum. Olay Bodrum'da yaşanıyor. Ya. Gözünüzü seveyim evin ya. Evin içi çöplük gibi. Ha? Şimdi o eşyalar tümünü evin atacağım. Evin içi aynen hepsini tümünü atacağım ben. Ama niye atmıyorum? Belki tabrikata falan gelirler, bir inceleme olur gibicesine atmıyorum, temizlemiyorum. Özür dilerim ova, yani şu anda evin içini ben kullanmıyorum. Gidiyorum bir pencereleri havalandırıyorum, kapatıyorum.
Evde nütübet şimdi ya dışında olacak zaten. Kim bilir. Açık kaldı zaten. Çarşaf nerede ben? Peki ben özür dilerim. Ben şimdi ayrı bir gelelim tekrar yaşıyorum. Cinayet gecesine. Özür dilerim. Tamam. Şimdi yatağın üstü diyorsunuz ki o gece Ayşe Gamze'yi evin içinde gezdirdiğinde yatağın üzeri böyleydi diyorsunuz. Öyleydi. Böyle, tamam Halilciğim. Evet. Değil mi canım? Böyleydi. İyi dinle Nazlı, küfretmeden dinle. Şimdi evin üstü içi böyleyse o kız o yatakta yatmaz. Yatmazdı zaten. Ben demek de ki kızınız koridorda bir yerde öldürüldü. Sert bir zeminde öldürüldü. Evet. Halil'in dediği gibi bunu dışarıdan da biri gelip yapmadı değil mi kardeşim? Dışarıdan yani. Biri değil bu. Benim ailemden içimden biri. Aynen ha, öyle. Bence benim de benim ailemden içimden ama biri. Ama yardım yataklık dışarıdan, yapmış olabilirler. Dışarıdan mesela Orhan bir gel de benim orada benim evimi nerede açmasın bir hiçbir katil. Gelip de o kadar zaman harcamaz. Yani Nazlı'nın yatağını bilen bir katil. Yani Nazlı'nın yatağını bilen bir katil bu. Şimdi diyorsunuz ki Mustafa Yarımbaş'tan şüpheleniyorum. Ama Mustafa Yarımbaş. Bak bir şey söyleyeceğim. Bilemem. Bak Mustafa Yarımbaş, Mustafa Bey Nazlı'dan nefret etmiyor. Sizin evden kaçıp gittiğinde, yani sizi terk ettiğinde oğlunuz falan ya da siz gönderdiğinizde gidip onun evinde misafir ediyor, Nazlı'ya kucak açıyor. Evet. Aynen. Dolayısıyla öldürse ama onu, işte, bak öldürse Nazlı'nın yatağını bırakmaz. Enteresan olan şu. Peki o sesi biz nasıl duymadık? Ha, evet. O acaba, sesi nasıl duymadık biz? Acaba, ben o sesi duysaydım ya o adam beni öldürürdü. Bunu iddia ediyoruz zaten. Kalsın. Ben sabaha kadar kasıklarım niye sıkıştı? Niye haberim olmadı? Nasıl anlamadın? Kalkan adam. Ha. Bayadan gece kalkıp tuvaletine yapan adam. Hı. O gün niye haberim olmadı? Hep bunu iddia ediyoruz. Baştan beri ama kendimizi ifade edemiyoruz. Yok ediyorsun. Ediyorsun. Gayet güzel ifade ediyorsun. Teşekkür ederim. Halil. Efendim. Gamze'yi neden öldürdü o katil? Ya mal varlamı için ya da çocuk bir şey yakaladı. İkisinden biri. O kadar dünya tatlısı kız başka öldürülmez. Ya mal varlığı için. O kıza kavga etmeye gerek yok. Peki Gamze, pardon Gamze kızınız bir kıskançlık sonucu öldürülmüş olabilir mi? Olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Ben kimseyi savunmuyorum. Kızımın hakkını savunmaya geldim buraya ben. Her şey olabilir Didem Hanım. Her şey herkesin arkası kim konuştuysa, kim kiminle konuştuysa, benimle bağlantılı, bununla bağlantılı, anasıyla bağlantılı, köyde kim hepsini varsa HKS kayıtlarını hepsinden istiyorum, hepsini. Tekrar HKS kayıtlarını, kan örneklerini istiyorum. Herkesin. Şimdi katil kızınızı sert zeminde öldürüyor. Kızınızın bu odada yatmayacağı bu hele çarşaf şeyi yani, yatak bunu işte köpek bile yatmaz affedersin yani. Yani kızınız zaten söylemiş ben yatmayacağım demiş. Yani. Yatmaz zaten. Peki katil onu başka bir yerde öldürüyor. Bence daha kulaklığını müziğini dinlemeye vakti bile kalmadan öldürüyor. Yani. Belki ders mers yapayım dedi. Belki çocuğun cumartesi günü sınavları var. Çünkü kulaklık ve şarj aleti neredeydi? Onları ben görmedim. Benim şeyde aldığım bilgiye göre ilk jandarma olay günü biz onları, odayı gördük zaten. Odayı görmeyin. Gel 24 saat incelemesinde çocuğun kulaklığı bu yatağın üstünde yok. Yok evet. İkinci genel incelemeye geldiğinde çocuğun kulaklığı oraya geliyor. Bu kulaklığı kim getirdi oraya? Ya zaten bazı şarj şeyleri böyle gelişi güzel konmuş gibi oraya. Yani. Yani katil öldürüyor koridorda. Sonra kulaklığı bilmem nesini böyle gelişi güzel atıyor. Demek ki biz. Bir plan yapıyor. Bak biz o zaman cezaevine gittiğimiz halde katil dışarıda. Demek ki çocuğun katilini o jandarmanın şeyin arasında kulaklığı oraya koydu. Valla ben artık şunu düşünüyorum. Katil bilerek ve isteyerek ve tasarlayarak ve plan yaparak öldürmüş. Aynen. Didem Hanım. Kastım, bir şey daha yani, dile getireceğim. Kazana mazayla benim değil yani. Benim için çok önemli. Söyle Turcan. Benim için çok önemli. Susuyorum dinliyorum. Bu madem ki biz hani Nazlılar koşturmuşuz ya. Evet. Koşturduk. Koşturduktan sonra geldi bizim evimize. Ha. Cezaevindeyken. Oradaki eşyaların yatağını ne için değiştirmiş? Bunlar değiştiren bunlar. Madem bu işte parmağı yoktu. Hangi yatağı değiştirmişler? Ya, delil karartmalar var. Delil karartmalar var evde. Tel vardı kesilmiş gözümle gördüm. Hı. Bu evde kimse yaşamadı ki bizden sonra. Tamam Nazlı buna yanıt versin. Başka var mı söyleyeceğim? Bitti mi yoksa devam etmek istiyorsun? Bitsin boş ver. Ondan sonra daha ben var da boş ver. Jandarma'nın ilk olay incelemesinde ruj takım olan yuvarlak sehpa 3 Murat odasında. İkinci genel incelemeye geldiğinde o ruj takımı yuvarlak sehpa çocuğun yatağın yanında. Bunları kim getirdi kardeşim buraya? Orada yaşayan anası Mefa. Kim getirdi? Nazlı. Biz yokuz. Biz şükür cezaevindeyiz. El benim evime gelip de iğnem oynamaz. Ben 35 sene oldu bu köye geleli. Bir iğnem bu köylülerden hiç kimseden bir zarar bir alındı. Alındı şuraya kondu görmedim.
Evimi 7/24 bıraktığım gittiğim zaman ne oldu? Amcanın odasında hiçbir televizyon vardı, alınmış. Bıraktığım gibi buldum. Ama bunlar genelden hırsızlık da yaptılar. Evi de delil garantmalar da yaptılar. Ben bunlardan çok şüpheliyim. Ben de düşünüyorum. Önce buna bir yanıt versin Nazlı. Sonra ben düşündüğümü söyleyeyim. Nazlı, buna yanıt verir misin? Delil kararttığınızı düşünüyorlar. Didem ablacığım. Ben zaten o olay yerine yani 2-3 gün sonra 2 gün geçti. Bunlar cezaevine gönderildi. Ben akşamı geldim jandarmaya. İfade vermektim. Sonra eve geldik. Zaten jandarmalar ben geldim geleli her yeri araştırıyorlar adamlar. Yani delil arıyorlar, anladınız mı? Delil. Ben gittim. Nerede delil karartmışım? Jandarmalar her yere oy değişti. Oylan farelere bile jandarmalar da gördü ya. Jandarmalar yaptı diyor ya. Ben gözlerimle gördüm bak. Gördüğüm şeyi söyleyeyim. Olay yeri inceleme ekibi 2 gün çalışmış ama o doğru. Bir saniye bak, bir saniye. Nazlı dinle. Hı. Bir saniye. Ben cezaevinden geldikten sonra Nazlı çuvala dolduruyor, mefara veriyor. Mefara şuraya koyuyor diyor. Bunu gözümle gördüm yani. Bu el değirmiyor. Mefara götürtüyor. Bunu gözümle gördüm. Şimdi benim merak ettiğim 2 soru var. Şimdi o gece sizin kızınız Fatma, ifadelerinizden yola çıkarak bunu söylüyorum. Yoksa ben nereden bileceğim? Kızınız Fatma Gamze'yi götürmek istiyor. Bize gelsin diyor. Ya evet, dedi de çocuk gitmedi. Benim gözümün içine baktı. Baktı. Sonra bırakıp gidesi gelmedi herhalde. Ben de bir şey demedim. Git de demedim, gitme de demedim. Peki Fatmalar neden götürmek istediler Gamze'yi? Ya ona biraz daha yakın gelsin. Ben Halil'e sorayım. Bir yan, zamanımız var. Rahat rahat konuşabilirsiniz. Önce sen söyle. Fatma bana dedi ki benim oradan gidip gelseydi az yürüyecek dedi. Orada her saat başı dedi dolmuş var dedi. Rahat gidip gelebilir yani. Sabahın köründe oraya gidip de saatlerce bekleyeceğini benim yanında durabilir yani. Oradan iş yerine gelip ama gidebilir. Ama oraya gideceğin yerde nereden baksın? 1 kilometre. Hani orada 1 kilometre yol gidecek dedi. Ama bizim orada 100-200 metre. Caminin yanına var, gün gelecek. Babası da öyle dedi. Caminin yanına dedi, ne bak dedi. Orada dedi güvenli değil dedi. Peki bayağı Fatma Gamze'yi dedi. Oradan neden götürmek istedi? Önce sen söyle Halil. Ya şimdi oraya iş yerine bizim oraya gelsin, bizim oradan gelsin gitsin dedi. Ama uzaksa niye götürmek uzak istedi? Uzak çünkü orası onunla evinin, Fatma'nın evinin ana yol. Nereden baksın 1 kilometre var. 1 kilometre yerine gitmek daha doğru. 150 metre, 200 metre gittiği yerde bir gittiği dolmuşum beklemek doğru. Madem öyle, madem öyleyse buna rağmen Fatma... 7'de gidiyordu evden. Tamam. 7 arabası vardı. Orada 12'de işe başlıyordu. 12'de işe başlayınca o saatlerde onun bunun orada yani o yalancını 12 dolmuşuna veya 11 dolmuşuna binebilir dedi. Mantıklı dedik biz buyu. Ama sonra babası dedi o kadar yol yürüyor dedi. Gamze de dedi ki ben dedi sağa sola gitmem dedi. Ben dedi direkt iş yerime giderim dedi. Çalışmasam da orada otururum dedi. Peki acaba Fatma'nın düşünüyorum ve soruyorum sadece. Lütfen suçlamak olarak algılamayın. O gün evde ben bazı tartışmalar. Biz de suçlamıyoruz. Öyle bir şeyimiz de yetkimiz yok zaten. Hı-hı. Ama soru soruyoruz. Şimdi o gece yani kavgalar olduğunu, bağırış çağırış olduğunu duyanlar da var. Acaba Fatma de demiş zaten. Ben keşke o gün kardeşimi evime götürseydim demiş. Cenazenin olduğu gün. Cenazenin olduğu gün ve çok ağlamış. Ben keşke demiş kardeşimi evime götürseydim, bize götürseydim. O gün bağırış çağırış ve kavgadan dolayı Fatma Gamze'yi kendisini evine götürmek istemiş olabilir mi? Kavga olmadı ki. Kavga olmadı ki orada hiç. Kavga hiç olmadı. Hiç kavga olmadı yani. Ama bak şu soruna şu yanıtı vereyim. Benim aldığım duyumlara göre hapishanede de benim kulağıma geldi bu olay. Kavga olayı. Biz kavga duymuş komşu bizim. Ama, sonra da bir dakika kesme. Bunu çağrıntıyı, bağırıntıyı duyup da haber vermemesi çok enteresan yani. Gerçekten duyduysa o kişi. Yani Hüsamettin duydum diyor, laf ediyor sağda solda bir ben duymadım diyor. Ben Hüsamettin'in dediğini sormuyorum. Zaten ben Fatma bunu Gamze'yi o gece evde yani yolu uzak. Yani onun ordasından okula gitmesi, onun oradan biraz daha zahmetli olmasına rağmen kız kardeşini o gece o evden alıp eve götürmek istiyor. Evet, neden? Evet. Götürmek istedi ama işte biz böyle Gamze de canı istemedi yani annem babam istemiyor gibicesine.
İstemiyorum bir vallahi ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Yani tabii bu bir kanaat. Bilmiyorum ne kadar doğru. Kadın yaptığını söylüyorsunuz. Bunu bir kadın işledi. Gamze ile Ramazan'ın ilişkisini kıskanan bir kadın bunu yapmış olabilir mi? Olabilir. Ne olabilir. Olmasın? Olabilir. Olabilir. Çok büyük ihtimalle de öyle. Her şey olabilir. Ama şöyle de olabilir. Mustafa Yarımbaşı'nın bunların birisi de olabilir. Gamze'yi bence kıskanan biri Gamze'yi öldürdü. Olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Olabilir. İzninizle bir araya gidelim sonra beraberiz. WhatsApp ihbar hattımız 0549-215-1010. Bizi arayabileceğiniz numaralarımız 0212-702-2222, 0212-536-4747. Evet Orhan Bey, Gamze'nin boğazındaki izlere bakarak bunu bir kadının yapmış olma ihtimalini güçlü gördüğünü söyledi. O zaman soru şu, o gece karı koca yattıklarını söylüyor. Oraya girip, o eve girip hangi kadın Gamze'yi büyük olasılıkla sert bir zeminde, koridorda ya da işte başka bir yerde öldürdü. Arkasından Nazır'ın odasına sürükledi. O pis yatağın üzerine koydu, ama çarşafı serdi. Evet. Ben bunu tek kişi olduğunu zannetmiyorum. Bu iki kişi bunlar. İki kişiler. O zaman iki kişi, bir kadın bir erkek. Belki yani daha fazla. Çünkü kimi de gözetlemiş olabilir. Yani siz de bayılttınız o. Sadece uyku ilacı değil. Hep size bir sprey sıktılar. Bir şeyle sıktılar herhalde. Ama o zaman neden bu kadar organize bir şekilde Gamze'yi öldürdüler? Ama şu bir gerçek. Katil bence önceden planlamış, tasarlamış. Aynen planlamış, tasarlamış bir şey yani. Tasarlamış ve kızımızı maalesef öldürmüş. Gamze'yi yalayız bırakınca neden yaptı? Kaçma şansı olmadığı için. Olmadığı için. Bu da güzel bir soru. Evet. Efendim yarın tekrar birlikteyiz. İyi akşamlar.